arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Deneme çözümlerine söz verdiğim gibi devam ediyorum. Dördüncü denememizi çözüyoruz. 5 tane deneme çözeceğiz dedim. Bundan başka bir tane daha çözeceğim sınava kadar. İnşallah sınavımız da çok da güzel geçecek. Başlayalım hemen. Diyor ki: Nişasta ve glikojen molekülleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? Glikozların de dehidrasyonu sonucu üretilme bu ortaktır arkadaşlar. Glikoz molekülleri yan yana geliyorlar. Glikojen ve nişasta molekülünü oluşturuyor. Peki Madem glikozlar bir araya gelerek oluşuyor, neden nişasta ve glikojen birbirinden farklı? Bağlanma şekilleri farklı olduğu için. Yani aralarında tamam glikozit bağı kuruluyor ama farklı farklı yerlerden bağlandıkları için arkadaşlar nişasta ve glikojen de farklı moleküller oluyorlar. Bu yüzden bu e, ortaktır. İyot ile mavi mor renk verme. Arkadaşlar iyotla mavi mor ve renk verme sadece nişasta özgüdür, glikojen özgü değildir. O yüzden cevabımız bursa şıkkı olacak. Enzimler aracılığıyla glikozit bağlarının kurulmasıyla oluşma. Zaten dehidrasyon glikozit bağının kurulması demesi yine ay hemen hemen aynı kapıya çıkıyor. Doğrudur. Hücre içinde depolanma. Nişasta bitki hücrelerinde ve bazı işte protistalarda depo edilir arkadaşlar. Glikojen de Yine hayvan hücrelerinde, mantarlarda ve bakterilerde depo edilir. Hücre içinde depo edilir, ortaktır. Dehidrasyonu için ATP harcarken hidroliz, hidrolizi için ATP kullanmama bu da ortaktır arkadaşlar. Hidroliz zaten su ile parçalama olayı olduğu için hidrolizin genel anlamında yani hiçbir hidroliz tepkimesinde ATP kullanılmaz. Dehidrasyon tüm dehidrasyon tepkimelerinde ATP kullanılır. Bunu da söylemiş olalım. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. İkinci soru. Bitkilerde klorofil A pigmentinin sentezlenmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi gerekli değildir? Bakalım ışık, azot ve magnezyum tuzları, uygun sıcaklık, su, oksijen, gazı demiş. Şimdi arkadaşlar ışık gereklidir klorofilin sentezlenmesi için. Çünkü ışık sayesinde hani zaten fotosentez olayı sonucunda üretiliyor klorofil A, o yüzden ışık gereklidir. Azot ve magnezyum tuzları. Şimdi azot ve magnezyuma bakıyorum. Bakın azot ve magnezyum ne yapmış arkadaşlar? Yapısına katılmış. Dolayısıyla bu da gereklidir. Uygun sıcaklık zaten mecbur gerekli. Çünkü uygun sıcaklık enzimlerin çalışmasını dengeler. Su da gereklidir arkadaşlar ama oksijen gazı gerekli değildir. Bakın oksijen gerekli ama gaz olarak gerekli değil. Çünkü Zaten sudaki oksijen kullanılır. Daha sonra karbondoksit kullanıldığı zaman karbondioksitteki oksijen de kullanılır klorofil anının yapısına. Ama oksijen gazı direkt atmosferden alınıp da klorofil anının yapısına katılmaz arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olacak. Üçüncü soru. Volvox kolonisi ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Neydi Volvox kolonisi? Hücreler bir araya geliyorlardı. İş bölümü vardı arkadaşlar bunlarda. Hücreler birbirine ince ipliklerle tutunmuş ve dıştan jelatin bir kılıf ile sarılmıştır. Bu doğrudur, değil mi? Hücreler arasında iş bölümü vardır. Evet, söyledik az önce doğru. En içteki hücreler yeni koloniler oluşturmakla görevlidir demiş. Dursun bakalım. Koloni oluşturan tüm hücrelerde kamçı bulunur. Bakın bu yanlıştır. Arkadaşlar, sadece şimdi hani iş bölümü vardır dedik ya. iş bölümü şöyle bazıları fotosentez yapacak, bazıları işte üremeden sorumlu olacak, bazıları hareketten sorumlu olacak. Dolayısıyla tüm hücrelerde kamçı bulunmasına gerek yok. Sadece hareketten sorumlu olanlarda kamçı bulunması yeterlidir. Bu durumda C şıkkımız da doğru olur. Aynı türden hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Doğru zaten. Çok hücreliliğe geçişin arkadaşlar bir aşamasıdır koloniler. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olur. Dördüncü soru. Bitki hücrelerinde bulunan kofullarla ilgili hangisi söylenemez? Hücre yaşlandıkça büyüklüğü artar. Bu doğru arkadaşlar. Bizdeki kofullar için de geçerlidir bu. Antokyan ve antusyanin maddeleri içerebilir. Evet böylece bitkiye renk verebilir. Mesela arkadaşlar bitkilerin sarı, kırmızı ve turuncu renkli olmasını sağlayan karoten maddeleridir. Ve bunlar kromoplastlarda depo edilir. Ama mavi, mor, işte diğer renkler, pembe falan bu renkleri oluşturan da antokyan ve antosiyenin dediğimiz maddelerdir. Bu maddeler arkadaşlar kofullar içerisinde birikerek bitkiye renk verir. Dolayısıyla doğrudur. Hücrede oluşan metabolik atıkların depolanmasına görev alır. Evet depo kofulu vardır değil mi? Atıkların depolanmasını sağlar. Doğru. Fazla suyun boşaltılmasını sağlar. Şimdi bakın fazla suyun boşaltılmasını sağlayan kontraktil kofuldur. Şimdi koful için doğru ama bitki hücreleri dediği için bitki hücrelerinde kontraktil koful yoktur. Kontraktil koful tek hücreli olan ve tatlı sularda yaşayan protistalarda bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olacak bu yanlış. Hücrede turgor basıncının belli değerde tutulmasını sağlar. Mesela merkezi koful vardır. Merkezi koful su depolar ve turgor basıncını dengeler arkadaşlar. Bu da doğru. Fazla suyun boşaltılmasını kofo sağlar doğrudur ama bitki hücrelerinde olmadığı için denizli şıkkını yanlış aldık. Gelelim 5. sorumuza. Scrape yani dejeneratif sinir sistemi hastalığıymış arkadaşlar. Bu diyor ki hastalığının bulaşma yöntemleri araştırılırken Bilim insanları hasta bir koyundan alınan dokudaki bütün bakterileri öldürerek sağlıklı koyuna naklettiğinde sağlıklı koyun hastalanmıştır. Bakterileri öldürmüşler, sağlıklı koyuna vermişler ve sağlıklı koyun hastalanmış. Bunun üzerine virüsler öldürülerek dokulara aktarılmıştır. Ancak sağlıklı koyun denek yine hastalanmış. Son olarak bütün proteinler yok edilerek doku aktarıldığında hastalığın bulaşmadığı görülmüş. Piryon olarak tanımlanan bu hastalık etkeni diyor özelliklerinden hangilerine sahiptir? Arkadaşlar burada aslında şöyle söyleyelim yani piryonlar işte virüslerle, bakterilerle taşınan bir hastalık etkenidir. Diyor ki patojen olarak bulaşma. Şimdi hasta yaptığına göre patojen olarak bulaşma özelliği var, değil mi? Bu doğrudur. Dokuları enfekte etme zaten e, mesela sinir sistemi ile ilgili bir hastalığa sebep oluyormuş dokuları enfekte ediyor doğru normal proteinlerin değişmesiyle oluşma şimdi burada bakıyorum diyor ki e, bütün bakteriler öldürülmüş sağlıklı koyuna nakledilmiş sağlıklı koyun hastalanmış şimdi sağlıklı koyun nasıl hastalanabilir sağlıklı koyunun normal proteinleri değişmiştir. O şekilde hastalanabilir arkadaşlar. Dolayısıyla e, hani piryonlarla ilgili de zaten bize soru soruyor. Piryonlar normal proteinlerin değişmesiyle oluşuyor. Bu da doğrudur. Kendi kendine eşleyebilme. Piryonlar kendi kendine eşleyebilir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olacak. Altıncı soru. Bakterilerde rekombinasyon olaylarında hangileriyle gerçekleşir? Bakalım rekombinasyon hangileriyle gerçekleşir diyor. Transdüksiyon, transformasyon, konjugasyon. Arkadaşlar konjugasyon bir bakteriden diğer bir bakteriye gen aktarımıydı, değil mi? Transformasyon ve transdüksiyon da arkadaşlar yine gen aktarımı şekillerinden birer tanesidir. Dolayısıyla rekombinasyon dediğimiz yani çeşitlilik nasıl sağlanır? Bu üçüyle de sağlanır. Cevabımız edirne şıkkı olur. Yedinci soru. Tek hücreliler ile çok hücreliler arasında geçiş formu olan koloniye ait hücrelerin tümünde. Şimdi koloniye ait hücrelerin tümünde diyor. Hangileri bulunur? Bakalım. Şimdi bir kere arkadaşlar mitokondri mecburen hepsinde bulunacak. Çünkü herkes kendi ATP'sini kendi üretecek. ATP hücreden hücreye geçmiyor. Kloroplast hepsinde bulunmaz. Sadece fotosentez yapanlarda bulunur. Ribozom yine hepsinde bulunmak zorunda. Her hücre proteinini kendi üretir. Çekirdek de yine hepsinde bulunmak zorunda. Çünkü çekirdek genetik bilgiyi taşır. Bu yüzden de bulunması lazım. Cevabımız 1 3 4 olur. Kloroplast hepsinde bulunmak zorunda değil. Sadece fotosentez yapanlarda bulunsa yeterlidir. 8. soruya gelelim. Şimdi burada diyor ki yukarıdaki grafikte stoma kilit hücrelerine potasyum alınımı ile harcanan ATP miktarı gösterilmiştir. T0, T2 aralığında hücreye potasyum girişi gerçekleştiğine göre. Bakın T0'dan T1'e kadar potasyum girişi gerçekleşirken ATP harcanmamış. O zaman buradaki olay nedir? difizyondur değil mi? ATP harcanmadığı için. T1'den T2 zamanına kadar da ATP harcamış. O zaman burada da nedir arkadaşlar? aktif taşıma görülmüştür. Şimdi bakalım diyor ki T0 T1 aralığında difüzyon. Bu doğrudur, değil mi? Az önce söyledik zaten. T1 T2 aralığında aktif taşıma. Bu da doğrudur arkadaşlar. T0 T2 aralığında taşıyıcı protein kullanımı. Zaten e, iyonların geçişi taşıyıcı proteinlerle sağlanır. Bu da doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Zaten aktif taşıma sırasında arkadaşlar taşıyıcı protein kullanılıyor. Yine e, bu yüzden de hani ne diyoruz? Taşıyıcı protein kullanılır diyoruz. Gelelim 9. sorumuza. Bir hücrede gerçekleşen RNA sentezi sırasında olaylarından hangilerinin gerçekleştiği kesindir? Renal sentezi sırasında Diyor ki ribonükleotit sayısının azalması. Bu kesin değil mi? Sonuçta ribonükleotitler ne yapıyor? Yapıya katılıyor. Dolayısıyla bu doğrudur. Kesindir. Çekirdekteki genetik kodların kullanılması. Şimdi RNA sentezi yapılırken mesela bu RNA arkadaşlar mitokondri veya kloroplasta göre de sentezlenebilir. O yüzden çekirdekteki genetik kodları kullanıp kullanmamam kesin değil. Kloroplasttaki ya da mitokondridekini de kullanabilirim. Sentezlenen RNA zincirinde hidrojen bağlarının kurulması ile üç boyutlu yapının kazanılması. Şimdi e, RNA zincirinde arkadaşlar mesela üç boyutlu yapısını kazanabilmesi için diyelim taşıcı RNA olarak düşünün. Eğer taşıcı RNA ise mesela üç boyutlu yapısını kazanabilir ama işte mesajcı RNA ise düz bir zincir halinde olur. Dolayısıyla bu da kesin değildir. Hani bize RNA çeşidini vermemiş sonuçta fosfodiester bağlarının kurulması, nükleotitler bir araya gelebilmesi için zaten mecburen fosfodiester bağlarının kurulması gerekiyor. Bu da kesindir. Cevabımız 1 ve 4 olur arkadaşlar. Bursa şıkkı. 10. soru ve karyot hücrede olaylarından hangileri interfazın S evresinde gerçekleşir? Bakın S evresi sentez evresidir. Peki neyin sentezi gerçekleşiyor? Arkadaşlar replikasyon olur. Yani DNA'nın sentezi gerçekleşir. DNA sentezi ile ilgili olan şeyler. Bakın transkripsiyon. Transkripsiyon neydi? Mesajcı reynağının veya diğer reynağların sentezidir. Interfazın S evresinde transkripsiyon yoktur arkadaşlar. E, nükleotit sentezi yine olur çünkü replikasyon gerçekleşecek. Nükleotit sentezi de olur. Translasyon. Şimdi S evresinde protein sentezi ve DNA sentezi olacağı için translasyon da zaten nedir? Protein sentezidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olur. Cevabımız Edirne. Şimdi transkripsiyonda biz neden almadık transkripsiyon dersiniz göreceğim. Mesajcı RNA'yı sentezeceğiz Mesajcı RNA öncesinde sentezleniyor. S evresinde direkt proteine dönüştürülüyor arkadaşlar. Onu söylemiş olalım. Cevabımız E şıkkı olur. 11. soru. Aşağıdaki canlıların hangisinde solom yani gerçek vücut boşluğu bulunmaz demiş. Rotatorita, kinidaria, platelmintes, krustasya ve molluska demiş. Arkadaşlar molluska nedir? Yumuşakçalar. Krustasya kabuklular, platelmintes yassı solucan, kinidaria kinitliler, Rotatoryayı tam olarak hatırlamıyorum ne olduğunu, ama burada gerçek vücut boşluğu bulunmayan kimdir? Kinidariadır arkadaşlar, kinitliler. Kinitlilerde gerçek vücut boşluğu yani solom dediğimiz yapı bulunmaz, bunlar asolomatlar içerisindedir. Ama diğer canlılarda solom yani gerçek vücut boşluğu bulunur. Ama mesela kinidariyanın solom boşluğunun bulunmadığını bilseydim, hani pardon bilmeseydim, o zaman ben A ve B şıkkı arasında kalırdı. Muhtemelen bu soruyu da boş bırakırdım arkadaşlar. Kinetarya ya da olmadığını bildiğim için o yüzden cevabı direkt olarak veriyorum. Hatta cevap anahtarına baktım da sadece kinitlileri açıklamış arkadaşlar. Zaten e, biyoloji kitaplarının en önemli sıkıntısı bu. Sadece cevabın ne olduğunu açıklıyor. Mesela kinitlilerle ilgili bilgi veriyor, diğerleriyle ilgili bilgi vermiyor. Aslında öğretici olabilmesi için e, hepsi hakkında bilgi verilmesi gerekiyor. En azından genel anlamda, hani çok fazla detaya girmeden verilmesi gerekiyor. Bence bu kitaplarının en büyük sıkıntısı budur. Siz de mut bunu mutlaka fark etmişsinizdir. Gelelim 12. soruya. Diyor ki: Ağır nitrat içeren bir besi ortamına üre üremeye bırakılan normal azot içeren bir bakteri hücresi yüz bölünme sonunda inceleniyor diyor. Bakteri kalbi bulunmayan besi ortamında ağır DNA'ya sahip bakteri sayısı hangisiyle ifade edilebilir. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ağır DNA içeren bakteri nereye konulmuş? Normal azot içeren ortama konulmuş. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bakın şöyle. Şimdi bizim bakteri DNA'mız N15, N15 şeklinde, değil mi? Şimdi bunu 100 kere böleceğiz biz. Peki bunu yapmadan ne diyor? Besi ortamında ağır DNA'ya sahip bakteri sayısını soruyor bize. Arkadaşlar. Eee Şimdi bunu ortama bıraktığım zaman ne olur bakın n15 n14 değil mi? Daha sonra bu da aynı şekilde n15 n14 olur. Daha sonra ben tekrardan ortama bırakırım arkadaşlar ne olur bakın yine n15 n14 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 n14, n14. bu şekilde gider ve ağır DNA'ya sahip bakteri sayısı arkadaşlar her zaman için bakın burada iki tane değil mi? İkinci bölünmede de iki tane olur. Diğerleri normal azotlu olur. Hepsinde ikişer tane olur arkadaşlar. Diğerlerinde e, diğerleri zaten normal azota sahip olur. Dolayısıyla ağır DNA'ya sahip bakteri kaç tane olur? İki tane olur. Cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. iki tane. Eğer bize ağır DNA'ya sahip olanları değil de normal DNA'ya sahip olanları sorsaydı. Normal DNA'ya sahip olanları da 2 üzeri 100 derdik. Eksi 2 derdik arkadaşlar. O zaman da cevabımız C şıkkı olurdu. Ama bize bu arada bu kaydı cevap 2, 90, 2 üzeri 98 gibi görünüyor ama şöyle cevabımız 2. Ee, bize ağır DNA'yı sorduğu için 2 dedik. Eğer normal DNA taşıyanları sorsaydı 2 üzeri 100 eksi 2 olurdu. Yani cevabımız C şıkkı olurdu. Gelelim 13. sorumuza. Hidrada gerçekleşen hücre içi ve hücre dışı sindirimde olaylarından hangileri ortak olarak görülür demiş. Şimdi hem hücre içi sindirimi düşüneceğiz hem hücre dışı sindirimi düşüneceğiz. Lizozomun hidrolizde görev alması. Şimdi lizozom hücre içinde olan bir organel. Hücre dışına çıkamaz değil mi? Dolayısıyla bu ikisinde ortak değil. Görev alan enzimlerin protein yapıda olması zaten bu bütün enzimler için ortaktır. Hidroliz sırasında su kullanılması bütün hidroliz olaylar için geçerli. Zaten hidro su demek suyla parçalama. Monomerler arasındaki bağların koparılması için ATP harcaması. Şimdi ATP nerede bulunur? Hücre içinde. O zaman hücre içi sindirimde ATP harcanabilir. Ama arkadaşlar hücre dışı sindirimde ATP hücrenin dışına çıkmadığı için ATP harcanamaz. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız ortak olanlar hangisi? Bursa şıkkı 2 ve 3 olur. 14. soru. Bitki sistematinde yer alan damarsız tohumsuz, damarlı tohumsuz, tek çenekli bitkiler incelendiğinde diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi damarsız tohumsuz deyince aklımıza şu gelsin arkadaşlar, karayosunu. Karayosunu. Damarlı tohumsuz deyince aklımıza eğrelti totu gelsin. Yani bunları karşılaştıracağız ya. Tek çenekli yani monokotil bitki deyince de aklımıza mısır gelsin. Bu sonuçta kapalı tohumlu bir bitki. Yani tohumlu bir bitki ama mısır. Şimdi mısırı gözümüzün önüne alacağız. Diyor ki Hangileri doğrudur? Tüm türlerin hücrelerinde bazı genler halkasal DNA üzerinde yer alır. Şimdi bakın, bunların hepsi fotosentez yapıyor mu? Yapıyor, değil mi? Fotosentez yaptıkları için bunlarda kloroplast var mıdır? Vardır. Dolayısıyla bazı genler kloroplastlarda bulunan halkasal DNA'larda bulunur mu? Bulunur arkadaşlar. O zaman bu doğrudur. Bunu sadece kloroplast için düşünmeyin. Mitokondri için de düşünün. Mitokondri'de de sonuçta halkasal DNA var. O yüzden yine doğru olarak kabul ederiz. Yaşam evreleri de diploid geçirilen zamanın haploid evre oranı 3-2-1 şeklindedir demiş. Bu da doğrudur. Bakın ee, gelişme şöyle söyleyeyim. Gelişmişlik arttıkça Diploid evre haploid evreye daha baskın gelir arkadaşlar. Dolayısıyla diploid evrenin en baskın olduğu evre 3 sonra 2 sonra 1 şeklindedir. 2 numarada doğru olacak. 2 ve 3'ün hayat döngüsünde eşeğli üreme, eşeğsiz üremeyi takip eder. Arkadaşlar bu 2 ve 3 için geçerli değil, 1 ve 2 için geçerlidir. Tek çenekli yani monokotil bitkilerde eşeğli ve eşeğsiz üremenin takip ettiği yani metagenez olayı görülmez. 1 ve 2 de görülür. Dolayısıyla 3 yanlıştır. Cevabımız denizli 1 ve 2 olur. 15. soru. Hayvansal bir hücrede mayoz bölünme sırasında olaylarının gerçekleşme Şimdi bunu görebilmek için hangi evrelerde gerçekleşiyor buna bakalım. Homolog, homolog kromozomların tetrat yapısını oluşturması arkadaşlar bu profaz 1 değil mi? Profaz 1. Sentriyollerin eşlenmesi. Şimdi sentriyollerin eşlenmesi nerede gerçekleşecek? E, interfazda gerçekleşecek. Dolayısıyla bunu interfaz yazdık. Sonra Kardeş kromatitlerin zıt kutupları. Bakın kardeş kromatit diyor. Kardeş kromatit dediği için ben buna anafaz 2 diyeceğim. Eğer homolog kromozom ayrılması deseydi o zaman anafaz 1 diyecektim. Homolog kromozomların hücre, hücre ekvatorunda yan yana dizilmesi. Bakın homolog kromozom dediği zaman mayoz 1 aklınıza gelsin. Kardeş kromatitlerin ayrılması dediği zaman mayoz 2 desin. Mayoz 2 gelsin. O zaman bu hani merkeze dizilme olayı hangi evre? Metafaz. Homolog kromozom dediği için de mayoz 1 aklımıza gelecek. O zaman metafaz 1. Sitokinez ve haploid 4 hücrenin oluşması. Bakın haploid 4 hücre. O zaman bu sitokinez 2'den bahsediyor. 4 tane hücre olduğu için. En son bir kere 5 numara gerçekleşecek. Birincisinde de ne olacak? 2 numara. Şimdi şıklardan gidebilirsiniz. Bakın 2'nin en başta 5'in en sonda olduğu 2 tane şıkkımız var değil mi? 2 tane şıkkımız var. B ve C. Sonra bakıyorum. İnterfazdan sonra ne geliyor? Profaz 1 yani 1 numara geliyor. 2, 1 şeklinde devam edecek. O zaman cevabımız Bursa şıkkı. 2, 1, 4, 3, 5 şeklinde olur arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Evet diyor ki 16. soruda yukarıdaki gibi organik besin ve enzimleriyle hazırlanan deney düzeneklerinde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi önce deneyleri bir biz inceleyelim. Şimdi nişasta çözeltisi var. Amilaz enzimi konulmuş. Ortam bazik bir ortam. Sıcaklık 30 derece. Burada sindirim olur arkadaşlar. Maltaz konulmuş. Maltoz çözeltisi var. Yine pH 8 sıcaklık 35 derece. Sıkıntı yok. Burada da olur. Burada da ayçiçek yağı korunmuş üçüncü tüpe. pH 2,5. Şimdi bir kere pH uygun değil. Sonuçta ayçiçek yağı yağ. Ya arkadaşlar nerede sindiriliyor? İnce bağırsakta bazik bir ortamda sindiriliyor. O zaman ortamın bazik olması gerekiyordu. Zaten pH uygun olsa da pankreatik lipaz direkt olarak ayçiçek yağını sindiremez çünkü önce safra suyu gereklidir. Dolayısıyla 3. tüpte herhangi bir şekilde sindirim olmayacak. Peki hangisi söylenemez? Deney sonunda sadece ikinci tüpte hücre zarından geçebilecek nitelikte besin bulunur. Evet arkadaşlar bu doğrudur. A şıkkı doğru. Neden doğru? Çünkü nişasta aminazla tepkimeye girdiği zaman maltoz, bakın maltoz artı dextrin dediğimiz uzun glikoz zincirlerini oluşturuyor. Direkt olarak glikoz oluşmuyor. Dolayısıyla hücre zarından geçebilecek nitelikte bir besin oluşturmaz birinci tüpte. Sadece ikinci tüpte oluşur. Bu doğrudur. Başlangıçta 3 tüpe de iyot çözeltisi damlatıldığında sadece 1. tüpte mavi mor renk oluşur. Şimdi iyot çözeltisi sadece nişasta ile değil mi mavi mor renk oluşturuyordu. Dolayısıyla, dolayısıyla bu da doğrudur. 3. tüpün pH'ında zamanla azalma gözlenir. Şimdi bakın üçüncü tüpün pH'ında azalma olması için burada aç çiçek yağının sindirilip yağ asitlerinin oluşması lazım. E burada sindirim olmadığı için arkadaşlar azalma olmaz, sabit kalır. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. Substratların tükenmesi nedeniyle tepkimelerin durması durumunda birinci tüpten çözelti eklenmesi ikinci tüpte hidrolizi tekrar başlatabilir. Şimdi birinci tüpte sindirim sonucunda ne oluşuyor dedik? Maltoz artı dekstrin oluşuyor dedik. Ben birinci tüpten alıp ikinci tüpe koyarsam eğer buradaki maltaz enzimi sindirmeye devam eder mi? Eder. O zaman denizli şıkkı da doğru. Üçüncü tüpte pH uygun olmadığından hidroliz gerçekleşmez. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. 17. soru. Dikotil bir bitkinin yaprağında yer alan epidermis, palizat parankiması, sünger parankiması, sutoma hücrelerinin tümünde olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? Kemeozmotik yolla ATP sentezi. Şimdi kemeozmotik yol deyince iki olay gelecek aklınıza. Biri fotosentezdeki kemeozmoz gelecek. Diğeri de arkadaşlar mitokondrideki kemozmoz gelecek. Şimdi üçünde de kloroplast yok. Yani üçü de fotosentez pardon dördü de fotosentez yapmıyor. Parizat, sünger, stoma yapıyor ama epidermis yapmıyor. Kloroplast yönünden düşünürsek bu olmaz. Ama mitokondri yönünden düşünürsek arkadaşlar hepsinde mitokondri bulunduğu için kemiozmotik yolla ATP sentezi ortak olarak olur. Karbondoksit özümlemesi fotosentezde olan bir şeydir. Fotosentezi sadece bu üçü yapabiliyor. Epidermis yapamaz. Dolayısıyla bu ortak değil. Nişasta sentezi yine bu üç tanesi fotosentez yaptığı için nişasta sentezler hepsinde ortak değil. İnorganik maddelerden organik madde sentezi Aa, bir dakika nişasta sentezi olur yanlış aldım özür dilerim nişasta sentezi olur arkadaşlar sonuçta glikozların birleşerek nişastaya dönüştürülmesi olayı olur İnorganik maddeden organik madde sentezi bu fotosentezdir bu ortak olarak gerçekleşmez 3 numara olur cevabımız 1 ve 3 olur arkadaşlar nişastayı ben bir an glikoz olarak düşündüm özür dilerim nişasta sentezi olur cevabımız 1 ve 3 aşıkkı 18 Eritroblastosis fetalisin standart tedavisinde sarı doğan bebeğin mevcut kanının pozitif yani pozitif olan bebek negatif ile değiştirilmesiyle gerçekleşir. Bir yandan bebeğe RH negatif kan verilirken diğer yandan yeni doğanın RH pozitif kanının uzaklaştırılması ve bu işlemin birkaç kez tekrarlanması amaçlarından hangilerine yardımcı? olabilir. Gayet güzel bir soru arkadaşlar. Bakalım diyor ki eritrosit yıkımını düşük tutmak. Şimdi ilk önce ben eritroblastosis fetalis anlatayım. Arkadaşlar bu kan uyuşmazlığı dediğimiz bir olay. Annenin negatif, babanın pozitif olduğu durumlarda ortaya çıkar. Nasıl olacak? Bebek de tabii ki pozitif olacak. Bebek sonuçta anneden kesinlikle küçük R'yi alacak. Babadan da pozitif olabilmesi için büyük R'yi alması lazım. Şimdi annede Rh antijeni var mı? Yok. Bebekte var mı Rh antijeni var. Şimdi arkadaşlar anne ile bebek arasında kan alışverişi gerçekleşirken sonuçta besin, atık alışverişi gerçekleşiyor. Bu sırada işte plazma proteinlerinin geçişleri de gözleniyor. Bu durumda Rh antijenini tanımayan annenin bağışıklık hücreleri onu bir yabancı olarak görüyorlar ve anında ona karşı antikor üretmeye başlıyorlar ve eritrosit yıkımını başlatıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla hani al yuvarların üzerinde ya antijenler. Dolayısıyla o al yuvarları yabancı olarak tanıyıp bu ee, onları yıkmaya başlıyorlar. Yıkmaya başladıkları zaman da ne oluyor? Bebeğin ölümüne kadar götürüyor. Eğer ben Rh pozitif kanı uzaklaştırıp Rh negatif kan verirsem ne olur? Eritrosit yıkımını düşük tutarım. Anneden gelen anti-Rh'ların yani Rh antikorlarının uzaklaştırılmasına yardımcı olurum. Sonuçta ne yapıyorum ben? Bebeğin kanını de değiştiriyorum. Bebeğin kanında anneden gelen antikorlar var. Bu antikorlar bebekten uzaklaştırılırsa bebeğin ölümü bir nevi engellenmiş olur. Eritrosit yıkımı sonucu oluşan bilirubinlerin beyin hasarını, yap beyin hasarı yapmasını engellemek bu da doğrudur, bu da olur. Şimdi eritrosit yıkıldığı zaman bilirubin dediğimiz bir madde oluşuyor. Bu bilirubin dediğimiz madde safranın yapısına katılarak, karaciğer bunu safranın yapısına katıyor ve vücuttan uzaklaştırıyor. Eğer... Bebekte sürekli bir işte al yuvar yıkımı varsa, eritrosit yıkımı varsa arkadaşlar bu bilirubin, kanda biriken bilirubin gidip bebeğin beynine zarar verebilir. Beyin hasarı yapabilir. Dolayısıyla ben bu kanı uzaklaştırırsam bunu da engellemiş olurum. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Keşke ÖSYM e böyle bir soru sorsa gerçekten çok güzel bir soru olmuş bence. 19. soru. Canlılarda gerçekleşen tepkimeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi aerobik solunum, oksijenli sonum yani Etanol alkol ve laktik asit fermentasyonu. Diyor ki son ürünlerin enerji miktarı bakımından olaylar 3-2-1 şeklinde sıralanabilir. Şimdi enerji miktarı bakımından son ürün. Şimdi son ürün olarak baktığımızda arkadaşlar e, laktik asit fermentasyonu da 3 karbonlu olan laktik asittir son ürün. Etanol alkol fermentasyonlarında son ürün 2 karbonlu olan etil alkoldür. Aerobik solunumda ise arkadaşlar karbondioksit ve su üretilir. Bir kere bunların enerji miktarına baktığımız zaman 3 karbonlu olan da daha fazla enerji vardır. Sonra 2 karbonlu sonra zaten aerobik solunum. Aerobik solunumda karbondioksit ve suda enerji yoktur zaten. Dolayısıyla 3-2-1 şeklinde olur. Bu doğrudur. 1, 2 ve 3'ün toplazmada gerçekleşen ortak tepkimeleri bulunabilir. Evet değil mi? Glikoliz olayı ortak olarak gerçekleşiyor ve stoplazmadadır. Bu da doğru. Bir molekül glikoz için açığa çıkan son ürünlerin inorganik madde oranı 1, 3, 2 şeklinde sıralanabilir demişim. Bakın bir molekül glikoz için açığa çıkan son ürüne baktığımızda aerobik sonunda arkadaşlar bir molekül glikozdan 6 tane karbondoksit çıkıyor. 12 tane de su çıkıyor. Dolayısıyla burada 6 karbondoksit dediğimiz için 6'yı tuttuk aklımızda. Karbondoksitten gidelim. Etil alkol fermantasyonunda bir glikoz için iki tane karbondoksit çıkar açı arkadaşlar. E, laktik asit fermantasyonunda hiç karbondoksit açığa çıkmaz. Dolayısıyla 1-3-2 değil de 1-2-3 şeklinde olması gerekiyordu. Cevabımız C şıkkı bu yanlıştır. Bir molekül glikoz kullanılarak elde edilen net ATP kazancı bakımından olaylar bir büyüktür. 2 eşittir 3 şeklinde demiş bu da doğrudur. Bir de net olarak 32 ATP. 2 ve 3'te ise arkadaşlar net olarak 2 ATP oluşturulur. Dolayısıyla doğru. Unutmayın. Glikoliz evresinde üretilen ATP'den sonra etil alkol ve laktik asit fermentasyonunda ATP sentezlenmiyor. Etil alkol ve laktik asit fermentasyonunun temel amacı nadaşlardaki hidrojenleri bırakarak natların serbest kalmasını sağlamaktır. Glikolizin devamlılığını sağlamaktır. Temel amaç bu. Bunu unutmayın. Bir molekül glikoz için indirgenen nat sayısı bakımından sıralama 2 eşittir 1 küçüktür pardon 2 eşittir 3 küçüktür 1 şeklindedir. Bu da doğru. Mesela bir molekül glikoz için etil alkol ve laktik asit fermentasyonunda 2 tane nat indirgenirken e, oksijenli solunumda arkadaşlar işte 2 tane glikolizde daha sonra bir tane 2 tane e, asetil koenzima oluşumunda İki tane de krebs döngüsünde 6. Bir de evet 6 tane. 6 tane de arkadaşlar e, oksijenli sonunda oluyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. 20. soru. Şimdi burada diyor ki yukarıda ototrof bir canlıda inorganik moleküllerden organik besin sentezlenmesi gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar inorganik molekülü bakın oksitleyerek ne yapmış bir enerji üretmiş. Bu enerjiyi ATP'ye çevirmiş sonra da bunu organik besin sentezinde kullanmış. Bu nedir? Bu olay kemo sentezdir. Demek kemo sentez. Diyor ki bu olayla ilgili olarak hangileri doğrudur? Stoplazma da gerçekleşir. Bu doğru. Arkadaşlar kemo sentez sadece e, prokaryotlarda görülür ve prokaryotlarda da organel olmadığı için zaten sitoplazmada gerçekleşmek zorunda. Bu doğru. Madde döngülerinin gerçekleşmesinde etkilidir. Özellikle azot döngüsünde görev e, geçerlidir arkadaşlar, etkilidir. Doğrudur. Prokaryot hücrelerde gerçekleşmez demiş. Hayır. Bu yanlış. Zaten ne dedik? Sadece prokaryotlarda gerçekleşir dedik. Bu yanlış. Ee, fosforilasyon ve defosforilasyon gerçekleşir. Baktığınız zaman ATP oluşturulmuş. Fosforilasyon yine ATP yıkılarak da defosforilasyon olur. Doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı olur arkadaşlar. 1-2-4 olur. Gelelim 21. sorumuza. Diyor ki bir anne ve babadan farklı kromozom sayısına sahip bir çocuğun dünyaya gelmesi durumlarından hangileri meydana gelmiş olabilir? Şimdi bakın, anne de 46 kromozom var, babada 46 kromozom var. Diyelim ki çocuk 45 ya da 47 kromozomlu oldu. Bunlar diyor nasıl ortaya çıkabilir? Ben şöyle anlatayım arkadaşlar size. Diyelim ki şimdi ilk önce otozomal olanı anlatayım, otozomal olanı. Yani Down sendromluğu nasıl ortaya çıkıyor bunu anlatacağım. Otozomal olanlarda, e, otozomal mutasyonlarda şöyle bir durum var. Şimdi anne de diyelim ki mutasyon geçirmiş olsun. Normalde bizim dişilerde bakın kromozom nasıldır? 44 artı XX erkeklerde 44 artı XY. Şimdi annelerde eğer ki bir mutasyon gerçekleşirse otozomal dediğimiz için sadece bu 44'te bir sayı değişimi olacak. 21 artı x 23 artı x şeklinde olur arkadaşlar. Bir ayrılmama durumu meydana gelir otozomal kromozomlarda ve böyle gametler ortaya çıkar. Babada da normal bir ayrılma oldu. 22 artı x 22 artı y. Şimdi bunlar bir araya geldiğinde bakın şöyle. Buradaki 21 artı x ile 22 artı x bir araya geldiğinde ne olur? 43 Artı XX olur yani 45 kromozom olur. Bu birey ölür, yaşamaz. Aynı birey Y ile birleştiği zaman yine arkadaşlar ölür, yaşamaz. Çünkü bir tane e, otozomal kromozom eksikliği e, bizlerde ölüme sebep oluyor. Burada önemli olan şu 23. 23 ile 22 bir araya geldiği zaman 45 artı XX yani 47 kromozom oluyor. 47 kromozomlu bir dişi yani Down sendromlu bir dişi meydana geliyor. Eğer 23 artı x 22 artı y ile birleşirse 45 artı x yani 47 oluyor ve Down Sandrom'da erkek birey meydana geliyor. Şimdi bunu anladık otozomal olanı. Gelelim bir de gonozomal olana. Arkadaşlar gonozomal olanlarda bu sefer x'te y'de bir ayrılmama gerçekleşecek. Gonozomal. Burada bu sefer 44'e dokunmuyoruz. Bakın 44 artı x x 44 artı x y şu y gibi oldu. Ha, x y. Şimdi burada 44'e dokunmuyorum. 22 artı bakın. E, dişi de yine bir ayrılmama meydana gelsin. 22 artı x x bir arada. 22 artı buraya herhangi bir şey kalmadığı için 0 yazıyorum. Burada da normal bir ayrılma meydana gelsin. 22 artı x 22 artı y. Şimdi birleştiği zaman bakın ne olur? 22 yani 44 artı x süper dişler meydana gelir. 22 artı pardon 44 artı x x y klinefelter erkekler ortaya çıkar arkadaşlar. Daha sonra 22 artı x 0 arkadaşlar turner dişiler meydana gelir. Bakın 44 artı x 0 turner dişi. 44 artı y 0 bu birey ölür. Çünkü x kromozomu olmayan birey yaşayamaz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Peki bir de e, 44 artı x, y, y olan canlılar var. Yani bireyler olabilir. Bunlara da biz süper erkekler diyoruz. Bunlarda peki nasıl bir olay meydana geliyor? Yani bu y kromozomları nasıl ayrılmıyor? Arkadaşlar, mayoz 2'nin ana anafaz evresinde y kromozomuna bağlı olan bölge eğer ki ayrılmazsa e, burada y kromozomları birbirinden ayrılmadığı için işte 22 artı diyelim ki şurası y, y olur. Burada normal bir bireyle döllendiği zamandan olacak? 44 artı x, y, olur ve süper erkekler ortaya çıkar. Ayrılmama durumları bu şekilde. Diyor ki fazla otozom taşıyan bir yumurta ile normal otozom taşıyan bir spermin birleşmesi. Bakın oldu mu fazla otozom taşıyan bir yumurta? Evet. Normal yumurta taşıyan pardon normal otozom taşıyan bir sperm oldu mu? Oldu. O zaman bunu alıyorum. Sonra geliyorum. Gonozom sayısı bir kromozom eksik yumurta ile gonozom sayısı bir fazla olan spermin birleşmesi. Şimdi gonozom sayısı bir kromozom eksik yumurta. O zaman ne olacak gonozom sayısı bir kromozom eksik arkadaşlar? O zaman ee, burada şuradan göstereyim hatta 22 artı 0 değil mi? Sonra diyor ki gonozom sayısı bir fazla olan sperm diyelim ki. 22 artı x ile birleşmiş olsun. Yine arkadaşlar yaşamaz ölür. Neden? Çünkü bizim anneden gelen x kromozomuna ihtiyacımız vardır. Eğer anne bize x kromozomu vermiyorsa yine bile yaşayamaz. Dolayısıyla bu böyle oluşamaz arkadaşlar. Bu gider. Otozom sayısı bir kromozom eksik olan yumurta ile yani 21 artı x diye düşünün. Gonozom sayısı bir fazla olan sipermin spermin birleşmesi. Şimdi otozom eksik, burada gonozom fazla diyor. Arkadaşlar otozomun eksikliğini gonozom ee, gideremez. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevabımız ne olacak? Aşıklı yalnız bir olur. Evet gelelim 22. sorumuza. Çevre koşullarının etkisiyle oluşan ve kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon denir. Modifikasyonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Genlerin veya enzimlerin işleyişinde meydana gelen değişikliklerdir. Bu doğrudur arkadaşlar. Modifikasyon bu şekilde ortaya çıkıyor. Mesela şöyle düşünün. İşte ee, bir yumurta. İşte 20 derece sıcak yumurta demişim. Zigot. 20 derece sıcaklıkta işte büyütülüyorsa tohum, işte kırmızı renkte olurken, 25 derecede büyütülüyorsa beyaz renkte olur. Hani öyle düşünün. Yeni tür oluşumuna yol açmaz. Bu da doğru. Yeni tür yoktur. Sadece türler arasında ee, değişikliklere sebep olur. Bireyler arasında kalıtsal farklılıklar oluşturmaz. Doğru. Kalıtımları aynıdır. Sadece çevre farkına, çevresel şartlara farklı olarak arkadaşlar e, değiştiriyor. Genlerin yapısını değiştirmeden fenotipik farklılıklar oluşturur. Bu da doğru. Mutasyon değildir bakın, modifikasyon. Modifikasyon tamamen çevreyle ilgili hastalıklara yol açan genlerin ayıklanmasını sağlar. Bakın genlerle ilgili bir durum değil. Burada çevresel şartlara bağlı değişen olaylardır. Dolayısıyla E şıkkı yanlıştır. Gen ayıklanması, işte genlerin değişmesi, işte genlerin mutasyona uğraması bunlarla hiçbir ilgisi yoktur modifikasyonun. Tamamen çevreyle alakalı bir durumdur. Cevabımız Dirne şıkkı olur. 23 Retrovirüsler ters transkriptaz yani reverse transkriptaz enzimi içermeleri sayesinde diye özelliklerinden hangilerine sebep sahiptirler? RNA genomlarını DNA çevirme. Arkadaşlar bunu anlatmıştım ben hatırlarsanız retrovirüsleri. Retrovirüsler ters enzimlere sahip olduk için yani ters ters transkriptaz enzimlere sahip olduğu için transkriptaz neydi transkripsiyonu sağlayan enzim dolayısıyla RNA'yı DNA'ya çevirebiliyorlar arkadaşlar o yüzden bir numara doğrudur oluşan DNA'ların konak hücre genomunun genomu ile bütünleşmesini sağlama bu da olabilir arkadaşlar sonuçta ee, bu transkriptaz enzimi bunu da yapabiliyor Mutasyonu uğrayarak antiviral ilaç direncine neden olma bu da olur e, bu enzim gerçekten retrovirüslerin çok zor bir şekilde yok edilmesini sağlıyor arkadaşlar. Yani hatta yok edilemez kılıyor diyebiliriz. Dolayısıyla üçü de doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. 24. soru. Aşağıdakilerden hangisi canlıların belli bir çevreye uyumlarını, yaşamalarını ve üreme şanslarını artıran kalıtsal özelliklerden biri değildir? Yani hangisi diyor adaptasyon değildir? Bakalım. Bu bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi. Bu bir adaptasyondur değil mi? Bu olur. Balinanın ön üyelerinin yüzgece dönüşmesi. Bu da bir adaptasyondur. Sonuçta su içinde yaşamasını sağlıyor. Kurbağa derilerinin mukusla kaplı olması. Bu da arkadaşlar yine kara ortamına uyum sağlamasını sağlıyor. Hani deri solunumu yapmasını sağlıyor. İstiridyelerin yapıştıkları kayanın şeklini alması. Arkadaşlar bu bir adaptasyon değil. Bu bir korunma olayıdır. Yani bir nasıl söyleyeyim size? Yani aslında düşündüğünüz zaman adaptasyon ama çevreye uyum işte üreme şansını artıran kalıtsal bir özellik değil bu çevresel bir özellik yani modifikasyon olarak alabilirsiniz. Dolayısıyla denizli olacak. Ağaç yaprakları üzerinde yaşayan böceklerin yaprakla aynı renk olması. Bakın aynı renk olması yani doğuştan aynı renk olması adaptasyondur. Ama e, yapıştıkları kayanın şeklini alması arkadaşlar bir adaptasyon değildir yani o nedir İşte kendini koruma için yaptığı bir olaydır cevabımız denizli şıkkı olacak 25. soru şimdi burada o genizi ve spanotogenizi göstermiş diyor ki bir memeli türüne ait heterozigot genotipte iki bireyde gerçekleşen oogenez ve spermatogenez olayları yukarıda şematize edilmiştir. Buna göre diyor numaralı tüm hücrelerin kromozom sayısı aynıdır. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi numaralı tüm hücrelerin kromozom sayısı aynıdır demiş. Baktığımız zaman hani zaten soruda istisna belirtmediği sürece sağlıklı bir bölünme olduğunu düşünüyoruz. Her, her biri en kromozomu dolayısıyla 23 kromozom içerecek arkadaşlar. Bu doğrudur. Kromozom sayıları aynı. 1 ve 3'ün gonozom çeşidi aynıysa içerdikleri gen sayısı da aynıdır demiş. Şu bakıyorum 1 ve 3. 1 zaten X gonozomunu içeriyor. Arkadaşlar 3 de eğer diyor X kromozomunu içerirse diyor. İşte içerdikleri gen çeşidi Gen sayısı da aynı olur demiş arkadaşlar. Bu da doğru. Sonuçta ikisi de ikisi içerdikleri için gen çeşitleri de gen sayıları da aynı olacak. Doğru. 2, 3, 4 ve 5'in genotipi farklı olabilir. Arkadaşlar sonuçta mayoz bölünme. Mayoz bölünmede her bir hücre birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla bu da doğrudur. O genezin oluşmasında görev alan hormon çeşitleri spermatogenezin oluşmasına görev alamaz demiş. Bakın bu yanlıştır. Çünkü O genezin oluşmasını sağlayan FSH'tır yani folikül uyarıcı hormon spermatogenezin oluşmasında da görev alan yine nedir? FSH'tır yani folikül uyarıcı hormondur. Burada görev alamaz dediği için bu yanlış olur. Cevabımız 1, 2, 3, C şıkkı olacak. Gelelim 26. sorumuza. Melez DNA'ya sahip bir bakteri ağır nitratlı bir ortamda 3 kez eşleniyor. Şimdi meleze sahip diyor ki 3. eşleme sonucunda oluşan bakterilerden izole eden DNA'ların santrifüj sonucu Hangisinde doğru verilmiştir? Hemen eşleyelim. Şimdi üç kez eşlenme olduğu için kolaylıkla eşleyebiliriz. Arkadaşlar bizim neyimiz varmış? 14, 15'e sahip. Yani melez bir DNA'mız var. Şimdi melez DNA'yı nasıl ortamda? Tekrar bakayım. Ağır nitratlı ortam. Şimdi ağır azotlu ortamda eşleyeceğiz. Ne olur bu? 14, 15 olur. Bu ne olur arkadaşlar? Bu da 15, 15 olur değil mi? Sonra bunu eşliyorum. Bakın ikinci eşleme. Yine 14, 15 bu 15 15 15 15 olur Bu da aynı şekilde 15 15 olur Şimdi tekrar bir eşleme yapıyorum 3. işleme 3. işlemede de yine arkadaşlar kırmızı ile yapayım bunu ne olacak 14 15 bakın bunda 15 15 direkt 15 yazıp geçiyorum Hani karışmasın diye 15 Hatta şöyle yuvarlak için alayım karışmasın arkadaşlar şu da yine aynı şekilde 15 15 bu da yine 15-15. Bunların hepsi zaten 15-15 oluyor. Bir tane sadece ne olur? Bir tanesi melez olur. Bize neyi soruyor? Oranlarının nasıl olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar zaten oranımız belli. Şimdi bir tanesi melez, geriye kalanlar ağır DNA. Kaç tane ağır DNA var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ağır DNA var. Bir tane de ne var? Melez DNA var. Şimdi toplam DNA'lar içerisinde yani 8 DNA içerisinde bir tane melezse o zaman 1 bölü 8 melez diyeceğim değil mi? 1 bölü 8 melez. Melezler her zaman için Tüpün orta bölgesinde bulunur arkadaşlar. Ağır olanlar da alt bölgesinde. 7 bölü 8 oranında da ne diyeceğiz? Ağır DNA diyeceğiz. Bakalım hangisinde vermiş? 1 bölü 4, 3 bölü 4 demiş. Bakın 1 bölü 8, 7 bölü 8 denizli şıkkına bakın. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olacak arkadaşlar. Hiçbir zaman için bu sorularda işte yukarıda olanları hani melez varsa yukarıda olan almayın. Çünkü yukarıda her zaman normal. Ortada melez olanlar da arkadaşlar en aşağıda bulunur. Buna göre şıkları seçmeniz gerekiyor. Gelelim diğer sorumuza 27. Davranış bilimciler değiştirilemeyen ve genellikle bir kez başladı mı devam eden bir seri hareketi ifade etmek için doğuştan gelen uyum mekanizması açıklamasını kullanırlar. Buna göre davranış şekillerinden hangisi duma örnek olarak verilebilir? Yani diyor ki doğuştan gelecek. Bazı güve türlerinin avcısı olan yarasalardan korunabilmek için ultrasonik sinyalleri hissettiklerinde kanatlarını aşağıya doğru katlayıp yere dikey durmaları. Şimdi hani bunu sürekli yapıyor mu arkadaşlar? Yapıyor değil mi? Bazı güve türleri diyor. Sonuçta bunlar doğuştan beri bunu yapıyorlar mı? Yapıyor. O zaman bu olur. Dikencik balığının alt tarafında kırmızı çizgi olan tüm erkek balıklara saldırması. Bu da Arkadaşlar doğuştan beri yaptığı bir şey mi? Evet. Bir bebeğin avuç içine dokunulduğunda parmaklarını kapatarak kavrama hareketi yapması. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam moro muydu bu hareket? Moro muydu? Moroydu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam moro muydu? Herhalde moro olması lazım. Bu harekete öyle diyoruz eğitimde. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Bu da doğrudur. Bu da sonuçta doğuştan gelen bir şeydir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı. Hepsi doğuştan gelen uyum mekanizmasıdır. 28. Bir hücrenin içine yabancı bir DNA'nın girmesi, bu DNA'nın genomunun bir parçası haline gelmesi ve yabancı genlerin yazılımıyla hücrenin değişime uğramasına transformasyon denir. Transformasyon çeşitlerine terimlerinden hangileri örnek olarak verilebilir? Şimdi arkadaşlar transformasyon zaten 3 şekilde olur. Transdüksiyon, konjugasyon ve trans e, transfeksiyon yani enfekte edilme anlamında transfeksiyon dolayısıyla üçü de olur. Cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olur. 29. soru. Eşit sayıda nükleotide sahip bir DNA parçası ile bir mesajcı RNA molekülü karşılaştırıldığında. Şimdi eşit sayıda nükleotide sahip DNA var, bir de mesajcı RNA var. Diyor ki niceliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır? Şimdi nükleotit sayıları eşitse fosfodiester bağlarının sayısı kesinlikle eşit olur mu arkadaşlar? Olmaz. Şimdi neden olmaz diyeceksiniz? Şimdi DNA diyelim ki her ikisinde de 10 tane nükleotit var. DNA çift zincirli olduğu için 5 bu tarafta vardır, 5 de bu tarafta vardır. Peki DNA'da kaç tane fosfodiester bağı sayısı vardır? Nükleotit sayısının bir eksiyi alacağız. Burada nükleotit sayısı 5, o zaman 4 tane. Burada da 5 o zaman 4 tane toplam 8 tane ne vardır arkadaşlar? Fosfodester bağı sayısı vardır. Şimdi mesajcı reyna'ya baktığımızda 10 nükleotitten olacak. Sonuçta mesaj reyna tek zincirle. 10 nükleotitten kaç tane fosfodester bağı vardır arkadaşlar? 1 e, eksiğini alacağız. Kaç olur? 9 e, olur. 8, 9 eşit oldu mu? Olmadı. O zaman bu değil. Glikozit bağ sayısı. Eee her bir nükleotitte bir glikozit bağı yok mudur? Vardır. O zaman nükleotit sayısı eşitse glikozit bağı sayısı da eşittir. Pürin nükleotitlerinin pirimidin nükleotitlerinin oranı, şimdi pürin pirimidin oranı DNA'da birdir ama RNA için bunu söyleyemem arkadaşlar. Çünkü RNA'da çift zincir durumu olmadığı için değişebilir. O yüzden bu gitti. Toplam pentoz şeker sayısı Kaç tane nükleotit varsa şeker sayısı da o kadardır. 10 nükleotit ise 10 şeker. İkisinde de aynıdır. Dolayısıyla kesinlikle aynı olanlar nedir? 2 ve 4'tür. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. 30. soruya gelelim. Ototrof görüşünün bilim insanları tarafından kabul edilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Peki ki ilk canlı oluştuğunda güneş enerjisini kullanılabilir durumda olmaması o zamanki koşullarda inorganik maddelerin saf halde bulunmayışı, gelişmiş enzim sistemlerine sahip bir canlının aniden ortaya çıkmasının imkansız olması, fotosentez olayının gerçekleşmesini sağlayacak klorofilin dünyada bulunmaması, canlılarda DNA'nın bulunmaması. Şimdi ototrof görüşü ne? Öncelikle onu söyleyelim. Arkadaşlar ototrof görüşüne göre diyor ki bilim insanları, Diyor, oluşan ilk canlı ototrof bir canlıydı. Yani fotosentez yapıyordu fotosentez yapan bu canlı işte daha sonra diyor bunlardan heterotrof canlılar evrimleşti diyor. Şimdi ototrof yapabilen bir canlı, ototrof beslenme yapabilen bir canlı. Yani fotosentez yapan bir canlının bir kere gelişmiş bir enzim sistemine sahip olması lazım. Bu yüzden de kabul etmemelerinin hani şıkları okuduğunuz zaman da zaten en mantıklı gelen C şıkkıdır gelişmiş enzim sistemlerine sahip bir canlının aniden ortaya çıkmasının imkansız olması. Çünkü evrime göre diyorlar ki hani herkes her şey yavaş yavaş oldu diyorlar. Hani şey olarak değil bir anda hepsi bir anda ortaya çıktı olarak düşünmüyorlar arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olur. 31. soru. Aşağıda vücudumuzda yer alan hücrelere örneklerinden Hücre örneklerinden hangisinde sadece substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezlenebilir? Şimdi sadece substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezlenebilmesi için oksijenli solunumun olmaması lazım. Mideye ait düz kaz hücreleri oksijenli solunum yapabilirler. İnce bağırsak villuslarında yer alan epitel hücreleri bunlar da yapabilirler. Oksijenli solunum. Kanda bulunan olgun al hücreleri bakın olgun al yuvar hücreleri mitokondrilerini kaybetmişlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar da oksijenli solunum. <laughs> Özür dilerim. Bunlar da oksijenli solunum görülmez arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Triceps kas demetine ait çizgili kas hücresi. Kas hücrelerinde mitokondri vardır. Böbrek nefron kanallarına ait epitel hücresi. Bunda da vardır. Cevabımız C şıkkı olacak. 32. Omurgalı hayvanların embriyonik gelişim sürecinde aşağıdaki evre veya olaylardan hangisi gerçekleşmez? Organogenez, oogenes, segmentasyon, gastrula, nörolasyon. Şimdi arkadaşlar, embriyonik gelişim süreci diyor. Şimdi embriyonik gelişim süreci diyorsa bakın, o zaman büyüme ve gelişme olayı var. Ogenesis neydi? Yumurta oluşumu. Embriyonik gelişim sırası, sırasında yumurta oluşumu olur mu? Olmaz. Bakın, embriyonik gelişim biz de tamam dişilerde diyoruz hani oogenez olayı e, görülür anne karnındayken ama fetüs evresinde görülür. Direkt olarak embriyonik dönemde görülmez. Embriyonik dönem nedir? İşte bütün sistemlerin oluşuncaya kadar geçen evresine biz embriyonik dönem diyoruz arkadaşlar. Sonrasında zaten fetüs evresi başlıyor. Dolayısıyla oogenez görülmez. Cevabımız bursa şıkkı olur. 33. soru. İnsanlarda yaşayan yuvarlak solucanların benzerleri domuzlarda da yaşar ve onları enfekte edebilir. Bu solucanların yumurtasını insanlar yese bile hastalık yapamaz. Aynı şekilde domuzlar da insanlarda yaşayan askarislerden etkilenmez. Birbirine akraba olan askaris türlerinin farklı canlılarda yaşayabilmesi aşağıdakilerden hangisi de diyor açıklanabilir. Okuyalım ışıkları. Aynı DNA dizimine sahip olmaları, aynı DNA dizimine sahip olsaydı farklı tür olmazlardı zaten. Aynı ataya sahip olmaları ancak uyum sonucu farklılaşmalarıyla, dursun bakalım, yapay seçilimle oluşturdu. Yapay seçilimle ilgisi yok. Yapay seçilim insan eliyle gerçekleşen bir seçilimdir. Bununla bilgisi yoktur. Fizyolojilerinin tamamen farklı olması, tamamen farklı olsa zaten yakın tür diyemeyiz arkadaşlar farklı atadan meydana gelselerdi o zaman da yine yakın tür diyemezdik. Cevabımız en mantıklı olan hangisi Bursa? Aynı ataya sahip olmaları yani ortak genleri var ancak uyum sonucu farklılaşmaları yani adaptasyon sonucu birbirlerinden farklılaşmışlardır. 34. Aşağıdakilerden hangisi adaptasyonları örnek olarak verilemez? Bakalım. Ördeklerin perdeli ayaklara sahip olması bu nedir? Bir adaptasyondur değil mi? Suda yaşaması için. Toprak solucanlarının derisinin mukusla kaplı olması. Bu da yine arkadaşlar e, deri solunumu yapabilmesi için bir uyumdur. Balinanın ön yüzgeçlerinin yüzgeçlere dönüşmüş olması. Ön üyeleri demesi gerekiyor herhalde burada yanlış yazmış. Ön üyelerinin yüzgeçlere dönüşmüş olması. Az önceki soruda da vardı bu da olur. 25-35 derecede yetişen çuha çiçeklerinin beyaz. 15-25 derecede sıcaklıkta kırmızı çiçek açması bu neydi arkadaşlar az önce de söyledik modifikasyon çevre sıcaklığına veya çevresel farklılara çevresel olaylara farklı olarak söyleyemedim çevresel şartlara bağlı olarak değişmesine biz ne diyoruz modifikasyon diyoruz cevabımız deniz ışığı olacak bu, ka bu kalemunların üzerinde bulunduğu dal veya yaprakları rengini alması bu da bir adaptasyondur. 35 Geldik kurallara. Kuralları anlatmıştı değil mi size? Diyor ki kuzey yarım küreye doğru gidildikçe canlıların vücutlarının daha açık renkli, ekvatora doğru gidildikçe daha koyu renkli olması hangi görüştür? Arkadaşlar e, renk konusuyla ilgili neyi anlatmıştık? Renk konusuyla ilgili Gloger kuralı değil mi? Renk konusu, konusuyla ilgili Gloger kuralını anlatmıştık. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Diğer kuralları da açıklayalım arkadaşlar. Bergman kuralı ne ile ilgili? Vücut büyüklüğü ile ilgiliydi. Ee, kuşlar ve memeliler yani Kuzey Yarımküre'de yaşayan kuşlar ve memeliler Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe vücut büyüklüklerini hani artırma eğilimindeydi. Bergman kuralı bunu açıklıyor. Dollo kuralı mutasyonlarla alakalı bir kural. Diyordu ki bazı mutasyonlar geri yönlü olsa da yani geriye doğru olsa da evrimleşme her zaman ileriye doğru diyordu. Kope kuralı da besin depolamayla ilgili bir kuraldı. Diyordu ki Canlılar daha fazla besin depolayabilmek için vücutlarını büyütme eğilimindedir. Yani evrimleşme vücut büyüklüklerini, büyüklüklerini artırma yönünde gerçekleşir diyor. Abiyogenez ise zaten evrimle alakalı bir görüştür. Canlıların cansız varlıklardan türediğini, işte e, farklılaştığını öneren bir görüştür arkadaşlar. Abiyogenez görüşü. 36. soruya gelelim. Monokoti bir bitkinin özelliklerinden hangisi dikoti bitkilerden farklı olan yönünü gösterir? Kurak bölgede yaşama arkadaşlar bu farklı yönü göstermez. Dikoti bitkilerde, monokoti bitkilerde kurak bölgede yaşayabilir. Bu farklılık değildir. Paralel damarlanma. Şimdi monokoti bitkilerin yapraklarında şöyle paralel damarlanma vardır. Yani iletim demetleri paralel dizilmiştir. Dikoti bitkilerde ise damarlanma, alsı damarlanma şeklindedir arkadaşlar. Bu şekildedir. O yüzden bu farklıdır kambiyum bulundurmama. Monokotil bitkilerde kambiyum yoktur çünkü enine kalınlaşma görülmez ama dikotil bitkilerde kambiyum vardır arkadaşlar. Bu da farklı bir özelliğidir. Cevabımız Denizli Şıkkı olur. 37. soru. Dikotil bir bitkinin köklerinde ifadelerinden hangileri doğrudur? Suyun topraklar topraktan alınıp Suyun topraktan alınıp kısileme kadar izlediği yolda sırasıyla epidermis, korteks, endodermis bulunmaktadır diyor. Doğrudur arkadaşlar. Şimdi ilk önce kök tüyden alınacak. Daha sonra epidermise geçecek. Epidermisten kortekse, korteksten endodermise oradan da zaten öz bölgesinde bulunan kısileme gidecek. O yüzden bir doğru. Genç köklerdeki kütükula kalınlığı yaşlı köklerden daha fazladır demiş. Kütükula sadece yapraklarda bulunur. Kökte bulunmaz arkadaşlar yanlıştır kök uçlarındaki alip e, apikal meristemi kaliptra korur demiş Şimdi kökün boyuna kestiğini hatırlayalım ön kısmında ne vardı uç kısmında kalitra dediğimiz bir bölge vardı bu kökün uç meristemini korur Çünkü orası nedir büyüme bölgesidir arkadaşlar yani hücrelerin sürekli bölünerek işte kökün uzamasını sağlayan bir bölgedir O yüzden doğru Kök uçlarında oluşan embriyonik doku tabakalar içten dışa doğru temel meristem, pro, prokambiyum ve protoderm şeklindedir demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Şimdi bitkilerle alakalı şunu söyleyeyim. Bitkisel dokuları hallettiğiniz zaman e, bitkilerle ilgili geriye kalan hiçbir şey kalmıyor zaten. Hani bu enine taşıma falan onları geçtim. Onları zaten bir türlü bir şekilde mantık yoluyla yapabilirsiniz ama Bitkisel dokular çok sıkıntılı bir konu. Benim de gerçekten çok sıkıntı çektiğim bir konu arkadaşlar. Çünkü o kadar çok detay var ki. Hani sistemler bana ondan daha kolay geliyor. Ee, bununla ilgili bir genel tekrar videosu çekmeyi düşündüm. Ama konuya baktım. Gerçekten hani çok detaylı yani bir anlatsam yine bir saat falan sürmesi gerekiyor da daha fazla. Hani kısa videolar çektiğim için bitkisel dokularla ilgili bir video çekmeyeceğim arkadaşlar. Ama mutlaka sınava girmeden önce bitkisel dokulara bakmanızı tavsiye ederim. E çünkü Bizim işte bu sınavda eleyici sorulardan bir tanesi olacağına eminim. Dediğim gibi ben bitki konusunu pek sevmiyorum. Bitki biyolojisi konusunu özellikle bitkisel dokular konusunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz de benim gibi misiniz? Ama böyle bana bir itici geliyor. Tabii biz öğretmen olduğumuz için bütün konuları sevmek zorundayız. O da ayrı. Ha, yani TET, AYT anlattığım kısmı seviyorum. Çünkü hani biraz daha yüzeysel anlatıyoruz ama ÖABT kısmı aşırı detay gerçekten. insanın canını çok sıkıyor. Gelelim 38. soruya. Diyor ki parankima doku çeşitleri ve yer aldıkları canlardaki görevleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? İletim parankiması hücreleri bölünerek içe doğru kısilen dışa doğru fülem hücrelerini oluştur demiş. Bu yanlıştır. Neden yanlış? Çünkü e, kısilen ve fülemi oluşturan kambiyumdur arkadaşlar. Kambiyum. İletim parankiması değildir. Dolayısıyla bu yanlış. Sünger parankiması hücreleri bilim zamanında parizat parankimasından daha fazla fotosentez yapar demiş. Bu da yanlıştır. Neden yanlıştır? Şimdi yaprağın eline kestiğini hatırlayalım. Şimdi üst epidermis var. Şöyle biraz büyük büyük çizdim. Bir de alt epidermis var. Şurada arkadaşlar hemen palizat parankiması var. Onun altında da şöyle gevşek hücrelerden oluşan sünger parankiması var. Zaten ismi buradan geliyor. Hücreleri biraz daha gevşek dizildiği için bu ikisine birden zaten biz mezofil tabakası diyoruz. Palizat parankimasında daha yoğun bir fotosentez gerçekleşiyor çünkü kloroplast sayısı daha fazladır. Hücre sayısı fazla olduğu için burada tam tersini söylüyor. Dolayısıyla bu yüzden B şıkkı da yanlıştır. Kurak bölge bitkilerinde havalandırma parankiması, nemli bölge bitkilerinde su depo eden parankima hücreleri gelişmiştir diyor. Bu da yanlış. Tam tersini söylemesi gerekiyor. Kurak bölge bitkilerinin suya ihtiyacı var. O yüzden su depo eden parankiması gelişmesi lazım. Nemli bölge bitkilerinde havaya ihtiyacı var. Sonuçta havalandırma ihtiyacı var. Havalandırma parankimasının gelişmesi lazım. Yanlış. Asimilasyon parankiması yani özümleme parankiması hücreleri otsu ve genç gövdelerle yapraklarda bulunur. Doğru arkadaşlar. Özümleme parankiması e, fotosentez yapabilen yerlerde. Otsu bitkilerde, genç gövdelerde ve yapraklarda bulunur. Doğrudur. Sünger parankiması hücreleri farklılaşarak stoma ve hidototların görevini üstlenebilir. Sünger parankiması hücreleri farklılaşmaz arkadaşlar. Stoma ve hidototları kim oluşturuyordu? Epidermisin farklılaşmasıyla oluşuyor. Cevabımız denizli şıkkı olur. 39. soru. Diyor ki ay çiçeği tarlasında bir gün boyunca çalışan bir işçi çiçeklerin sabah ve akşamüstü farklı yönlere döndüklerini gözlemliyor. Bu gözlemden sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi Sabah farklı bir yöne dönüyor akşam farklı bir yöne ben buna bakarak tarlada doğu ve batı yönlerini tespit edebilir miyim ederim çünkü güneş neredeyse o tarafa e güneş doğudan doğduğuna göre o zaman sabah doğuya doğru bakıyordur o zaman ayçiçeği doğuya doğru dönmüştür tarlanın doğu tarafı burasıdır derim akşam da batı yönünü tespit ederim bu olur ayçiçeğinin kısa gün bitkisi olması şimdi ben bu yönelmeye bağlı olarak kısa gün bitkisi mi, uzun gün bitkisi mi bilemem çünkü çiçek açmayla alakalı bir durumdur bu gitti Ayçiçeğinin büyümesinde etkili olan tüm faktörlerin belirlenmesi bununla da ilgili de bir şey yapamam arkadaşlar cevabım ne olacak yalnız bir aşık. 40. soru. Şimdi tohum kabuğunu çeney ve endospermi vermiş. Diyor ki yukarıda bir bitkiye ait tohumun bazı kısımları numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu nedir? Çift çenekli bir bitkidir. Değil mi arkadaşlar? Dikotiledon bir bitkidir. Diyor ki buna göre hangileri doğrudur? İki çimlenme sırasında toprak üstüne çıkabilir. Evet arkadaşlar dikotiledon bitkilerde e, genç yapraklar yani embriyonik yapraklar toprak üstüne çıkar. Bu doğrudur. 2 ve 2 ve 3'te aynı gen çeşitleri bunlar. 2 ve 3 çenek endosperm sonuçta bunlar mitoz bölünme sonucunda oluşuyor. Gen çeşitleri aynıdır. Doğru. 1 ve 2'nin genotipi aynıdır. Şimdi tohum kabuğu ve çenekten bahsediyor. Arkadaşlar genotip olarak aynıdır diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü burada çenek dediğimiz yapı aslında e, embriyonun da yapısına katılan yapılardır. Dolayısıyla bunlar işte mayoz bölünme döllenme duruma katıldığı için ben 1 ve 2'nin genotipi aynıdır diyemem. Cevabımız ne olacak? C şıkkı 1 ve 2 olacak. Devam edelim. Diyor ki 41'e geçelim. Bir meme, memeli bir türde. İse diyor bu türde 3 karaktere bağlı fen, kaç fenotip ve genotip çeşidi oluşur diyor. Şimdi kıl rengine etki eden aleller, boy uzunluğuna etki eden alleller kulak kepçesi uzunluğuna etki eden allerleri vermiş bize. Bakalım. Şimdi arkadaşlar Kıl rengini etki eden aller kaç tane? 4 tane. Bizim genotip çeşidini bulmamız için bir formülümüz vardı. Neydi? N çarpı N artı 1. Pardon N eksi 1 bölü 2 idi. Şimdi burada N 4 değil mi? 4 çarpı 4 eksi 1 3 bölü 2 diyeceğiz. E zaten 2 ile 4 sadeleşir. 2 kalır. Buradan 6 gelir. Boy uzunluğuna etki eden aller zaten 2 tane. 2 çarpı 1 bölü 2 yapamam herhalde değil mi? Buradan ne olacak? 2 gelecek arkadaşlar. Sonra geliyorum. Kulak kepçesi uzunluğunu etki eden hallerler. Bunlar da 3 taneymiş. Ee, 3 çarpı n çarpı n artı 1. Ben n çarpı n eksi 1'den gittim. n çarpı n artı 1 bölü 2 olacak arkadaşlar. Yanlış yaptım. Tekrar başa sarıyorum. Bir dakika. Şöyle geri 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 geri. Tekrardan baştan alıyoruz. Memeli bir tür diye ya. Genotip ve fenotip çeşidini bulacağız. Şimdi n çarpı n artı 1 bölü 2 diyeceğiz. 4 çarpı 5 bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. Burası ne olur? Burası 10 olur. Burası zaten 2. Burası arkadaşlar 3 vardı. 3 çarpı değil mi? 4 bölü 2'den ne olacak burası? 6 olacak. Burada bu arada 2 çarpı 3 bölü 2'den eşittir 3 olacak. Şimdi 10 çarpı 3 çarpı 6 yaptığımız zaman 6 kere 3 18. 18 çarpı 10'dan ne olur? 180. Genotip çeşidini 180 bulduk. Şimdi geliyoruz e, fenotip çeşidine. Şimdi fenotip çeşidinde de şöyle bir durum var. Baskınlık durumu varsa hepsinde kaç tane alel varsa onu alıyoruz. Ama eşitlik durumu da varsa arkadaşlar eşitlik sayısı kadar bir, bir ekliyoruz yani öyle söyleyeyim. Hemen örnek olarak yapayım bakın. Şimdi burada kaç tane alel var? Birincisinde 4. Eşitlik var mı? Var bir tane. O zaman 4 artı 1 diyorum eşittir 5. Burada 5 fenotip var. Şimdi burada zaten iki alel var birbirine baskın. O zaman ben buna da ne diyeceğim? 2 diyeceğim. Burada 3 alel var. Bir de eşitlik var. Buna ne diyeceğim? 4 diyeceğim. Çarpalım. 5 kere 4 20. 20 ile 2'yi çarpınca da ne olur? 40 olur. O zaman fenotip çeşidi ve genotip çeşidini bulmuş olduk. Genotip çeşidi 180. Fenotip çeşidi de 40 arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim 42. soruya. Bir yaprak kesiti incelendiğinde iki epidermis arasında bulunan çok hücreli kısmı mezofil denir. Az önce söyledim değil mi mezofile? Diyor ki mezofil tabakasında yer alan kısımlarından hangilerinde ATP sentezi gerçekleşebilir? Şimdi ATP sentezinin olabilmesi için canlı hücre olması lazım. Canlı hücre. Şimdi palizat parankiması zaten fotosentez de yapıyor. Canlı bir hücredir. Sünger parankiması da aynı. Kısilem ve fuleme geldiğimiz zaman kısilem ölü hücrelerden oluşur. O yüzden ATP sentezi yapamaz ama fulem yapabilir arkadaşlar. Cevabımız 1, 3, 4, C şıkkı olacak. 43. soru. Aşağıdaki soy ağacında çekirgelerde X kromozomu üzerinde çekindik olarak taşınan bir özelliğin kalıtımı verilmiştir. Diyor ki çekirgelerde dişler XX erkekler X0 genotipine sahip olduğuna göre Özel, bu özellik bakımından diyor. Hangileri doğrudur? Şimdi erkek ve dişileri şöyle göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi X kromozom üzerinde çekinik. O zaman taralı olan dişler X üzeri küçük R, X üzeri küçük R diyelim. Taralı olan erkeklerde ne olacak? X üzeri küçük R sıfır. X üzeri küçük R sıfır. Zaten başka erkek yok. Dişilere baktığımız zaman bakın bu dişilerin Taralı olmaması için arkadaşlar ne olması lazım? 1 numarada büyük R'nin olması lazım. 3 numarada yine aynı şekilde büyük R'nin olması lazım. 7 numarada büyük R, 4 numarada büyük R var. Şimdi çocuklarına göre yapalım. Bir ve 2'nin bakın bir tane çocuğu ne olmuş. E, bir kız çocuğu yani dişi birey ne olmuş? X üzeri küçük R, küçük R. Şimdi birini babadan aldı, diğerini anneden alacak. O zaman buraya X üzeri küçük R yazdım. 1 numarayı kesin belirledim. Şimdi bu 4 numaralı birey babasından kesinlikle ne alır? x üzeri küçük r'yi alır. O zaman buraya x üzeri küçük r'yi de yazdım. 3 ve şu şurada herhalde numara vermemiş, üstüne yazmışım ama ha 7 numara. 3 ve 7 numaralı bireye geldiğimiz zaman ise arkadaşlar şimdi 7 numaralı birey x üzeri büyük r'yi taşıyor. Babasından da mecburen ne alacak? Şimdi bu arada bu da hani 2 çiftleşme göstermiş burada. Babasından x üzeri küçük r'yi alacak. Ama 3 numaralı bireyi bilemem. 3 numaralı birey x üzeri büyük r, x üzeri büyük r de olabilir. x üzeri büyük r, x üzeri küçük r de olabilir. O zaman şöyle yapalım. Şıkları okuyalım arkadaşlar. Diyor ki 1 ve 4 aynı genotipe sahiptir. 1'e bakıyorum, 4'e bakıyorum. Evet aynı genotip bulduk. Doğru. İkinci birey 4, 6 ve 7'ye çekinik geni aktarmıştı. Şimdi 2'ye bakıyorum. 4'deki aktarmış mı? Evet. 6'ya bakıyorum. 6'ya aktarmış mı? Aktarmış. 7'ye aktarmış mı? Aktarmış. O zaman bu da doğru. Üçüncü birey çekinik geni kesinlikle bulundurmaktadır. Bakın kesinlik verebiliyor muyum üçüncü bireyle ilgili? Hayır. İki fenotipte de, de olabilir. Dolayısıyla genotipte de, de olabilir. Bu yanlış kesinlik dediği için. Altıncı bireyin bu özelliği göstermesi birin heterozigot olduğunu gösteriyor. Bakın altıncı birey genlerden birini kimden aldı? Anneden. O zaman bunun heterozigot olduğunu gösterir mi? Gösterir. Cevabımız ne olur? 1, 3, 4 olur. 1, 3, 4 yok. Ha, pardon 1, 2, 4. Cevabımız denizli şıkkı olur arkadaşlar. Yanlış bakmışım. 1, 2, 4. Gelelim diğer sorumuza. Tam renk körlüğü X ve Y kromozomlarının homolog segmentinde yer alan çekinik bir genle aktarılır. Şimdi bakın. Homolog kromozomlu homolog segmenti dediği için yani X üzeri küçük a Y üzeri küçük a bu şekilde gösteriliyor. Şimdi tam renk körü kızların olması için X üzeri küçük a X üzeri küçük a olması gerekiyor. Erkeklerde de bu şekilde arkadaşlar. Diyor ki Çaprazlamasında tam renk körü dişi oluşma oranı x üzeri büyük a x üzeri küçük a çarpı x üzeri büyük a y üzeri küçük a çaprazlamasında oluşma olasılığından düşük. Şimdi çaprazlama yapmamız gerekiyor ilk önce bizim. Şurayı bir sileyim. Şimdi burada çaprazlama yaptığımız zaman birincisinde ne olur arkadaşlar? x üzeri büyük a x üzeri küçük a olur, değil mi? Daha sonra x üzeri küçük a x üzeri küçük a olur x üzeri büyük A y olur. x üzeri küçük A y olur. Şimdi burada tam renk körü dişi olma oranı nedir? 1 bölü 4'tür. Tam renk körü dişi. Birincisinde 1 bölü 4. İkincisine bakıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yan tarafta yapayım. Şimdi x üzeri küçük x üzeri büyük A x üzeri büyük A gelir. Daha sonra x üzeri büyük A x üzeri küçük A gelir. Değil mi? Evet x üzeri büyük a y gelir x üzeri küçük a y gelir çaprazlamasında şimdi burada tam renk körü dişi oluştu mu oluşmadı sıfır diyor ki çaprazlamasında oluşma olasılığından düşüktür 1 bölü 4 sıfırdan küçük mü hayır o zaman bu nedir yanlıştır değil mi daha yüksektir Diyor ki toplumda erkeklerde oluşma olasılığı, dişilerde oluşma olasılığından yüksektir. Şimdi hem X'e hem de Y'ye bağlı olduğu için arkadaşlar oluşma olasılıkları eşittir. Eğer sadece X'e bağlı olsaydı o zaman erkeklerde oluşma olasılığı daha yüksek olurdu %50. Dolayısıyla homolog bölgede olduğu için eşittir arkadaşlar oluşma olasılığı. 3'e baktığımız zaman x üzeri büyük a büyük a x üzeri küçük a y üzeri küçük a çaprazlamasında tam renk körü erkek çocuk oluşmaz şimdi erkek çocuk nasıl oluşacak anneden gelecek değil mi erkek çocuk her türlü x üzeri büyük a y büyük a küçük y, e, y üzeri küçük a x üzeri büyük a y üzeri küçük a almaz mı evet o zaman bu çocuk ergen yani renk körü çocuk oluşamaz arkadaşlar bu doğrudur cevabımız ne olacak a şıkkı yalnız 3 olacak ezan bitsin gelelim Şimdi bir de bu soruda şunu söyleyeyim arkadaşlar size. Eğer bu şekilde x ve y'nin homolog bölgesi diyorsa bunu otozomal olduğunu düşünerek de çözebilirsiniz. Öyle aslında çözerseniz daha böyle mantığınıza yatar diye düşünüyorum. Ee, belki şu erkeklerde oluşma olasılığı dişilerde oluşma yüksektir dediği zaman kafanız karışmazsa eğer e, otozomal olarak çözerseniz daha kolay olacağını düşünüyorum. Diyor ki 45. soruda Aşağıdakilerden hangisi insanda solunum sisteminin fonksiyonlarından biri değildir? Havanın akciğerlerde gaz alışverişi yapılan yere ulaştırılmasını sağlamak bu solunum sisteminin görevi. Bu doğrudur. Solunum yüzeyini sıcaklık değişimlerinden ve diğer çevresel faktörlerden korumak. Bu da yine arkadaşlar solunum sisteminin görevidir. Östaki borularına hava kaçmasını engellemek. Dursun bakalım. Burun boşluğundan üst kısmındaki koku epitelinden kokunun alınmasına yardımcı olmak. Şimdi biz nefes aldığımız zaman kokunun alınmasına yardımcı oluyor solunum sistemi. Doğrudur. Sesin oluşmasını sağlamak. Sesin oluşmasını sağlamak da nefes verirken gerçekleşen bir olaydır. Bu da solunum sistemin fonksiyonu ama... C şıkkı sindirim sisteminin bir fonksiyonudur. Çünkü östaki borusuna hava kaçmasını engelleyen şey ee, aslında şey yanlış söyledim. Sindirim sistemi değil. Arkadaşlar iç kulakla alakalı bir durumdur. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. Yani değildir. 46. soru. Şurayı silelim. Diyor ki tam parazit ve yarı parazit bitkilerde özelliklerinden hangileri ortaktır? Arkadaşlar tam parazit bitki fotosentez yapamaz. Ama yarı parazit bitki fotosentez yapabilir. Şimdi karbondioksit tüketimi ortak olmaz. Yarı parazit bitki fotosentez yaptığı için onun için geçerli ama tam parazit bitki için geçerli değildir. Bu ortak değil. Emeçlere sahip olma. İkisi de emeçe sahiptir. Tam parazit bitki üzerinde yaşadığı bitkinin hem kısilemine hem de fluemine gönderir emeçlerini. Ama yarı parazit bitki sadece kısileme göndererek su ve mineral alır. Besinini kendi süretir. Klorofil genlerini aktifleştirme. Klorofil genini aktifleştirme demek fotosentez yapabiliyor demek. E, tam parazit bitki yapamıyor o zaman bu da ortak değildir. Tohumla üreme. Her ikisi de tohumla üreyebilir arkadaşlar. Tohumlu olanları var. Çünkü cevabımız 2 ve 4 olacak. Bursa şıkkı olur. 47. İki ekosistem arasında yer alan ekoton bölgesinin dar olması durumlarından hangilerine yol açar? Şimdi ekoton bölgesi şu bölge arkadaşlar. Tür geçişlerinin hızlı olması. Şöyle düşünün. Hani suyla kara arasındaki bir bölge gibi düşünün. Şimdi su e, tür geçişlerinin hızlı olmasını sağlar. Çünkü dar bir bölge olduğu için hemen bu bölgeye çıktığı zaman diğer bölgeye geçebilir. Bu doğrudur. Biyoçeşitliliğin fazla olması. Şimdi e, koton bölgesinde biyoçeşitliliğin fazla olması doğrudur ama o e, olay ekoton bölgesinin dar olmasıyla alakalı değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu almam. Şimdi biyoçeşitliliğin fazla olması doğru ama dar olması ile ilgili değildir. Geçişin kademeli olması, kademeli olabilmesi için ekoton bölgelerinin hani daha geniş olması gerekiyor. Çünkü kademeli olmak demek hani İlk önce bazı özelliklerini yitirecek, daha sonra arkadaşlar onlarla uyum sağlayacak, daha sonra yine bazı özelliklerini daha yitirecek, uyum sağlayacak derken geçişin kademeli olması bu demek. Ama ekoton bölgelerinde geçiş hızlıdır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı yalnız bir olur. Gelelim diğer sorumuza. İnsanda böbrek atar damarında bulunan radyoaktif işaretli bir glikoz molekülüne bir süre sonra karaciğer atar damarında rastlanıyor. Glikoz molekülünün damarlar içinde aldığı en kısa yol düşünüldüğünde glikozun yapılarından hangilerinden geçmesi gerekir? Şimdi dolaşım sistemi ile ilgili kısa bir video çektim. Eğer o videoda benim dediğimi yaptıysanız bu soruyu emin olun kafadan böyle tık tık yaparsınız. Şimdi arkadaşlar hemen yapalım bakın burada kalbimiz var değil mi kalp Sonra nereye verilmiş? Böbrek atar damarına verilmiş. Böbrek. Şimdi böbrek atar damarına veriliyor. Böbrek atar damarından sonra nereden çıkacak? Böbrek toplar damarından çıkacak. Zaten burada böbrek toplar damarı dedik. Böbrek top toplar damarından çıkıp alt ana toplar damara bağlanacak. Değil mi? Alt ana toplar damarı. Buradan da nereye gelecek? Kalbe gelecek. Kalpten çıkıp bakın karaciğere gidecek bundan sonra. Şimdi arada da karaciğer var. Ben direkt hepsini çizmedim ama karaciğer var. Şimdi kalpten çıktı. Kalpten çıkıp nereye gidecek? Akciğerlere. Akciğer atar damarı. Sonra akciğer toplar damarıyla tekrardan kalbe gelecek. Akciğer toplar damarı. Sonra aortla çıkacak. Aortla çıkacak ve karaciğer atar damarıyla gelecek arkadaşlar. O zaman hangi damarlardan geçti? Bakın. Böbrek toplar damarı geçti. 5 numarayı aldım. Altana toplar damardan geçti. 1 numarayı aldım. Akciğer toplar damarından geçti. 2 numarayı aldım. Üst ana toplar damardan geçti mi? Hayır. O zaman 3 numarayı almıyoruz. Akciğer atar damarından geçtim. geçti mi? Geçti. 4'ü de aldım. 1, 2, 4, 5 olacak arkadaşlar cevabımız. Yani C şıkkı olacak. Diğer sorumuza gelelim. Diyor ki göçlerin engellendiği bir fare popülasyonunun belirli bir zaman aralığında birey sayısı değişimini gösteren yukarıdaki grafikte K ve L evreleriyle ilgili olarak hangisi doğrudur demiş. K'da ölüm oranı doğum e, ölüm oranı bölü doğum oranı L'den fazladır. Arkadaşlar K'da popülasyon büyüyor farkındaysanız dolayısıyla doğum oranı daha fazla olacak. Bu yanlış. L'de doğum gerçekleşmemektedir. Bakın doğum gerçekleşir ama ölümler daha fazla. Dolayısıyla bu da yanlış. K'daki büyüme hızı pozitif. Evet, çünkü pozitif bir artış var burada. L'deki büyüme hızı negatiftir. Bu da doğru. Bakın bir büyüme var ama ne yapıyor? Negatif bir büyüme vardır. Yani nasıl söyleyeyim size? Ee, doğum var ama ölüm oranı daha fazla olduğu için negatif büyüme diyoruz arkadaşlar. C şıkkı doğru ama diğerlerine de bakalım. K'nın sonundaki çevre direnci L'nin başlangıcındakinden yüksektir. Şimdi kanun sonuna bakıyorum. Burası L'nin başlangıcına bakıyorum. Burası ikisi de eşit değil mi? Eşit. O zaman yüksektir diyemem. Eşitlerim. K'da ölüm olmazken L'de ölüm oranı doğum oranından fazladır. Şimdi L'de ölüm oranı doğumdan fazla ama K'da ölüm olmaz diyemiyoruz. Doğum oranı ölümden daha fazladır diyoruz. Cevabımız C şıkkı olacak. 50. sorumuz Gök yukarıda böbrekte yer alan damarlar 1, 2, 3 ile nefron yapısını oluşturan kısımlar 4, 5, 6, 7, 8 ile gösterilmiştir. Numaralı bölümlerde yer alan madde çeşitleri ve miktarları ile ilgili karşılaştırmalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi böbreğe baktığımız zaman arkadaşlar şu nedir bir numara? glomerulus kılcallarının getirici damarı değil mi? Getirici atardamar. iki numarada götürücü atar damardır. Buradan zaten kılcallara davranıyor. E, ee, kılcallara bağlanıyor. 3 numara nedir? Glomerulus'tur. Glomerulus. 4'e baktığımızda 4 nedir arkadaşlar? Bowman kapsülü. Bowman. 5 numara proksimal tüp. Proksimal. 6 numara henle kulpu. 7 numara distal tüptür. Distal. 8 numara da idrar toplama kanalıdır. Şimdi Diyor ki ikideki glikoz ve amino asit miktarı birden azdır. Şimdi arkadaşlar e, burada getirici atar damardan glomerulus kılcallarına gidiyor. Glomerulus kılcal damarlarından da Bowman kapsülüne doğru bir süzülme gerçekleşiyor. Değil mi? Dolayısıyla burada iki numaradaki işte e, glikoz olur. Diğer maddeler olur. Onlar daha az olmaz mı bir numaralı damara göre? Daha az olur. Dolayısıyla burada az dediği için zaten bu doğrudur arkadaşlar. Cevabımız bu olacak ama diğerlerine de bakalım. 4'te minerallerin bazıları geri emilim ile kana geçer demiş. 4'e bakıyorum. Arkadaşlar 4 Bowman kapsülü. Bowman kapsülünde geri emilim yok. Sadece süzülme vardır. Bu gitti. 3 ile 4 arasında madde alışverişi gerçekleşir. Şimdi bakın 3 ile 4 neymiş? Glomerulusla Bowman Madde alışverişi değil, madde verişi gerçekleşir sadece. Glomerulus'tan Bowman kapsüle doğru süzülme olur. Dolayısıyla yanlış. 6'daki monomer miktarı 5'ten fazladır. 6'ya bakıyorum. Arkadaşlar monomer neydi? Organik bileşiklerin yapı taşıydı. 6 numarada monomer yoktur zaten. 6 numarada yoktur. Direkt 5 numaradan hepsi geri emilir arkadaşlar. Dolayısıyla yanlıştır. 7 ve 8'deki kreatinin miktarı 5 ve 6'dan düşüktür demiş. 7 ve 8'e bakıyorum. Arkadaşlar 7 ve 8'de kreatinin daha fazladır. Neden fazladır diyoruz. Çünkü kreatin, pardon daha fazladır diyemiyoruz. Hemen hemen eşittir diyoruz. Fazladır diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü kreatinin çok az bir kısmı geri emilir veya hiç geri emilmez. Direkt olarak atılır diyebiliriz. Dolayısıyla E şıkkı da yanlış olacak. Cevabımız A şıkkı olur. 51. soru. Evet bakın burada ne yapmış? Damarlarımızı vermiş. Diyor ki yukarıdaki bir insana ait küçük ve büyük dolaşıma ait bazı damarlar numaralarla gösterilmiştir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar damarların isimlerini şöyle bir tekrar edelim. Kalpten çıkıp, şimdi iki numaradan başlıyorum, kalpten başlıyorum. Kalpten çıkıp akciğerlere giden damara biz ne diyorduk? Akciğer atar damarı. İki numara akciğer atar damarı. 3 numara akciğerlerden kalbe geliyor. Akciğer toplar damarı. Sonra kalpten çıkan ve bakın şurada 4 ve 5'e ayrılan kol. Bu nedir? Aorttur değil mi? 5'e aort deriz. Aort. 4'e de ne deriz arkadaşlar? Şah damarı deriz. Beyinden bakın beyinden kanı toplayıp beyin ve kollardan kanı toplayıp gelen damarı da üst ana toplar deriz. Üst ana toplar damar. Sonra 5 numara ne yapmış bakın 6'ya ayrılmış karaciğere geldiği için karaciğer atar damarı dedik. 9 numara böbreklere gelmiş böbrek atar damarı dedik arkadaşlar. 7 numara ince bağırsağı karaciğere bağlamış kapı toplar damarıydı. Karaciğerden çıkan damara yani 8 numaralı damara ne diyoruz? 8 numaralı damarda ee, karaciğer toplar damarı. Burada 10 numaralı damar büyük ihtimal sadece burayı göstermiş arkadaşlar. 12 numaralı damarda nedir? Böbrek toplar damarıdır. Şimdi diyor ki yemeklerden hemen sonra glikoz oranı 7 büyüktür 8 demiş. Arkadaşlar yemeklerden hemen sonra şimdi biz yemek yedik. İnce bağırsaktan karaciğere yemek gidecek değil mi? Besinler gidecek. Dolayısıyla 7 numaradaki glikoz miktarı 8'den daha fazladır. Çünkü karaciğer bir kısmını depo eder. O yüzden bu doğrudur. Her zaman oksijen oranı 3 büyüktür 2 demiş. Her zaman oksijen oranı. Şimdi akciğerlere baktığımız zaman akciğer toplar damarı temiz kan taşıyordu. Akciğer atar damarı kirli. Dolayısıyla her zaman oksijen oranı 3 de daha fazladır. Doğru. Azotlu atık miktarı yaklaşık olarak 4 eşittir 5 demiş. 4 ve 5 numaralı damara bakıyorum. Bakın 4 nerede? Şurayı bir sileyim bir dakika. Ha, 4 ve 5 zaten Aort'un ayrılan kol olduğu için arkadaşlar hemen hemen tüm madde oranları birbirine eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla bu da doğrudur. Sonra geliyorum dördüncüsüne. Diyor ki üre miktarı 12 büyüktür 11. Şimdi 12 numara böbreklerden çıkıyor. Arkadaşlar üre böbreklerden dışarı atılır. Dolayısıyla 12 numarada üre miktarı daha azdır. O yüzden 4 yanlış olur. Cevabımız 1 2 3 olur. Yani Ceyhan Şıkkı olacak. Gelelim 52. sorumuza. Şimdi burada da insan vücuduna ait bir dokuda yer alan KLM kan damarlarındaki kan akış hızı diyor. Yukarıdaki grafikte verilmişti. Şimdi kan akış hızı ona göre ben damarları belirleyeceğim. Arkadaşlar şimdi kan akış hızının en fazla olduğu damar hangi damardır? Tabii ki atardamar. O zaman K atardamar. En az olduğu damar kılcal damardır ortalarda olan damarda arkadaşlar toplar damar. yani atar kılcal toplar olarak gidiyor. Diyor ki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Kan basıncı atar damardan toplar damara doğru giderek azalıyor değil mi? Kaçtan? 40'tan 15'e kadar düşüyordu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu doğrudur. Toplam çap alanı toplam çap her zaman kılcal damarda daha fazladır. O zaman L büyüktür. M evet toplam çap yani toplar damarlar atar damarlardan daha fazladır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Endotel kalınlığı içinde de eşit olarak vermiş arkadaşlar. E üçünde de endotel kalınlığı eşittir. Bize damar kalınlığı deseydi atardamar daha kalın, toplar damar en ince de kılcal damar derdik ama endotel kalınlığı eşittir hepsinde tek sıralıdır zaten. Endotel bu arada damarların iç kısmını oluşturan epitel dokudur. Madde alışveriş hızı demiş. L büyüktür, K büyüktür, M demiş arkadaşlar. Dursun bakalım. Elastik lif miktarı K büyüktür, M demiş. Şimdi elastik lif e, esnemeyi sağlayan bir liftir. Şimdi atardamarda damarda basınç daha yüksek olduğu için elastik lif, mihta, mi, e, söyleyemedim. elastik lif miktarı daha fazla olması lazım. Dolayısıyla doğrudur ama D şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Şimdi madde alışveriş hızına baktığımız zaman... K ile L arasında madde alışveriş hızı daha fazladır. Hani 40 kan basıncı vardı ya. Dolayısıyla K'dan daha büyüktür L, daha büyüktür M diyecektik. Cevabımız Denizli şıkkı olacak. 53. Karaciğer hücreleri tarafından aşağıdaki maddelerden hangisinin sentezi gerçekleştirilmez diyor. Bakalım. Fibrinojen fibrinojeni salgılıyor değil mi arkadaşlar? Bu olur. Protrombin'i salgılıyor. Üreyi salgılıyor. Kolesterolü salgılıyor ama fibrin Fibrin kanın içerisinde bir enzim aracılığıyla fibrinojenin dönüşmesidir arkadaşlar. Fibrin sentezlenmez. Fibrinojen fibrine dönüştürülür. Dolayısıyla değişiklik yanlış olacak. Zaten eğer direkt karaciğerde fibrine dönüşse karaciğer içerisinde bulunan damarlarda pıhtılaşma olur. Dolayısıyla o olmaz arkadaşlar. 54. Yaşlandığı için zarları zayıflayabilen ve yırtılabilir hale gelen al yuvarlar yapı ve organların hangilerinden geçerken makrofajlar tarafından tutularak yok edilir? Aslında soru uzatmış. Diyor ki kan diyor yani al yuvarlar nerede parçalanır demek istiyor. Arkadaşlar al yuvarlar e, dalakta, karaciğerde, kemikliğinde üçünde de parçalanabilir. Cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olacak. 55. soru. İnsanda gerçekleşen dış ve iç solunum yukarıda şematik olarak gösterilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi dış solunum arkadaşlar albolerle akciğerler arasında gerçekleşen sonur yani dışarı dışarıyla şöyle düşün nefes aldığımız zaman bizim akciğerlerimizle dış ortam arasındaki alışverişe biz dış solunum diyoruz. Dokularla kan arasındaki alışverişe de iç solunum diyoruz diyor ki dış solunum sırasında oksihemoglobin İç solunum sırasında da karboksihemoglobin miktarı artar. Bu doğrudur değil mi arkadaşlar? Doğru olacak. Çünkü dış solunumda oksijeni dışarıdan alıyoruz. İç solunumda karbondoksit uzaklaştırıyoruz. O yüzden karboksihemoglobin artar. İç solunum sırasında düşen pH al yuvarların bir karbonat iyonu bırakmasıyla yükselir. Şimdi e, iç solunum sırasında pH düşer. Neden düşer? Çünkü karbondioksit miktarı artar. Karbondoksit arttığı için de pH düşüyor yani asitlik artıyor. Al yuvarlar bir karbonatları bıraktığı anda arkadaşlar ee, bir karbonat iyonu bırakmasıyla yükselir. Bir karbonat iyonları ile birlikte arkadaşlar ne yapıyor? Karbondoksit geliyor buraya bağlanıyor. E, pardon hidrojen geliyor buraya bağlanıyor. Şimdi karbondoksit ve hidrojen de var bu arada. Bu hidrojen geliyor bağlanıyor ve böylece ee, pH yükselmeye başlıyor arkadaşlar bu da doğrudur dış ve iç solunum sırasında gazların aktif taşıma yönleri farklıdır demiş şimdi aktif taşıma yönlerine baktığımız zaman arkadaşlar e, aktif taşıma yönleri şimdi olay aktif taşıma değil de difüzyona göre gerçekleşiyor dolayısıyla aktif taşıma yönleri farklıdır demesi yanlış olacak aktif taşıma arkadaşlar kandan diğer bölgelere doğru gerçekleşecek. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Kandan alvollere doğru veya kandan doku doğru her zaman aynı yöndedir. Yönleri farklı değildir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 Ceyhan şıkkı olacak. Diğer sorumuz. Sindirim sistemine ait organların numaralarla gösterildiği yukarıdaki şemada. Hemen bakın göstermiş burada kanalları falan. Diyor ki hangileri söylenebilir? Şimdi 3 numara nedir? Karaciğerdir değil mi? Karaciğer. 2 numara mide, 1 numara arkadaşlar pankreas, 4 numara da zaten ince bağırsak. Diyor ki glikozit, ester, peptit bağlarına etki eden enzimleri içeren 1'e ait sıvı, evet doğru 1'e ait sıvı, virsun kanalı aracılığıyla 4'e gönderilir. virsun kanalıyla nereye geliyor? İnce bağırsak. Bu doğru. 3'ün salgıladığı hormonlar koledok kanalı ile 4'e gönderilir. Şimdi 3 tamam hormon salgılıyor, insülün glukagon ama koledok kanalı ile gönderilmez. Hormonlar sadece kan ile gönderilir arkadaşlar. Buradaki kanalla safra sıvısı gelir. Bu yanlış. Dördün salgıladığı sekretin hormonu ile ikiden gelen kimusun pH'ı düşürülür. Şimdi sekretin hormonu nereye etki ediyor arkadaşlar? Sekretin hormonu gidiyor pankreasa ve karaciğere etki ediyor. Pankreası etki ederek orada bir karbonat iyonlarının oluşmasını, üretilmesini sağlıyor e, ee, üretilen hormonlar arkadaşlar nereye geliyor bu pardon üretilen hormonlarla birlikte işte bir karbonat iyonları üretilen bir karbonat iyonları bir dakika kafam durdu bir dakika hemen şöyle tekrardan söyleyeyim şimdi 4'ten salgılanan sekretin hormonu gelip arkadaşlar pankreası uyardığı zaman buradan bir karbonat iyonları salgılanıyor. Bir karbonat iyonları da Wilson kanalı aracılığıyla 2'den gelen asitli kimosun nötralleşmesini yani pH değerinin düşmesini sağlıyor. Bu da doğrudur. pH değeri düşürülür demiş. Aslında pH değeri düşürülmez. pH değeri yükseltilir demesi lazım. Bu yanlış. pH değeri düşürülmez arkadaşlar. Yükseltilir pH değerini düşürmesi demek daha da asit hale getirmek demektir. Hayır daha da asit hale gelmez. Ee, pH'ı yükselir bazlık durumuna gelir arkadaşlar. Bu yanlıştır. Cevabımız aşıkkı. Yalnız bir olur. 57. soru. En önemli mineralo kortikoid hormon olan aldosteronun yetersiz olduğu durumlarda 4-14 gün içinde ölüm görülebilir. Bunun nedenleri arasında diyor durumlarından hangileri sayılabilir bakalım. Aldosteronun sodyum ve su reapsi, reaps, re, reabsorpsiyonunu artırırken potasyum ve hidrojenin geri emilimini azaltması. Şimdi aldosteronun zaten temel görevi ne arkadaşlar? Mineralleri etmektir. Özellikle sodyum ve potasyum için önemlidir. Dolayısıyla bu doğrudur. Çünkü bunun sayesinde vücudumuzda denge sağlanıyor. Kan hacminin belli ölçüde azalmasına bağlı olarak dolaşım şokunun ortaya çıkması. Evet şimdi sodyumlar normalde sodyumun geri emilmesini suyun geri emilmesini sağlıyor e, aldosteron hormonu. Eğer bunlar geri emilmezse ne olacak? Kan hacmi azalacak. Dolayısıyla dolaşım şoku ortaya çıkar. Yani ölüm gerçekleşebilir yine. Potasyumun azalmasına bağlı olarak kalp kaslarının zayıflaması. Şimdi potasyum arkadaşlar. Yani direkt olarak hani e, buna bağlı olarak gerçekleşir diyemeyiz. Hani kalp kaslarının zayıflamasıyla işte kalp durur da ölüm gerçekleşir falan diyemiyoruz. Bu yanlıştır ama 1 ve 2 doğrudur arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olacak. 58. Derinin üst tabakasını oluşturan hücrelerin özelliklerinden hangileri doğrudur? Şimdi epidermis de diyor. Çekideksiz olma, bölünebilme, bol miktarda kılcal kan damarı ile beslenme, Geniş hücreler arası boşluklara sahip olma. Epidermis'e baktığımız zaman arkadaşlar epidermis korun tabakası ve malpigi tabakasından oluşuyordu. Şimdi korun tabakasında e, ölü hücrelerden oluşuyordu korun tabakası. Adı üstünde vücudumuzu koruyor. Malpigi tabakası ise canlı hücrelerden oluşuyor arkadaşlar ve işte deriye renk veren melanin pigmentini üretiyordu. Şimdi çekirdeksiz olmaya baktığımızda çekirdeksiz olma ortak değildir yani doğru değildir çünkü çekirdekleri vardır sadece ölü veya canlı olabiliyor. Bölünebilme arkadaşlar, bölünebilme olur. İkisi de yani derinin genel olarak düşündüğümüz zaman üst tabakasını korun ve Malpighi olarak ayırdığımı düşünmeyin. Genel olarak düşündüğümüzde bölünebiliyorlar. Bol miktarda kılcal kan damarı ile beslenme. Derinin epidermis tabakasında kan damarı yoktur. Kan damarı dermis'te bulunur. Yani alt Tabakada bulunur ve oradan difüzyonla Beslenir bu olmaz Geniş hücreler arası boşluklara sahip olma Hayır derinin üst tabakası Arkadaşlar oldukça sıkı hücrelerden Oluşur dolayısıyla yanlıştır Cevabımız A şıkkı yalnız 2 olur 59 Şimdi burada diyor ki Yukarıda verilen Şekli verilen boşaltım sistemine sahip canlılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi burada bir alev hücresi var. Siller var. Boşaltım açıklığı var arkadaşlar. Buradan su çıkıyormuş boşaltım açıklığından. Vücut sıvısı geliyormuş. Diyor ki. Şimdi öncelikle bu canlının hangi canlıya ait olduğunu bulalım. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Alev hücreleri tabii ki boşaltımla alakalı bir durumdur. Zaten boşaltım açıklığını vermiş bize burada. Burada bir ipucu da vermiş. E, alev hücreleri kimlerde görülüyor peki? Platermin test dediğimiz yassı solucanlarda, nematod dediğimiz yuvarlak solucanlarda görülüyor. Diyor ki embriyonik dönemde ektoderm, endoderm ve mezoderm olmak üzere 3 embriyonel tabakaya sahiptir. Evet bu canlılar bu tabakalara sahip bu doğrudur. İp merdiven sinir sistemine sahiptir. Evet solucanlarda ip merdiven sinir sistemi var. Vücudu bilateral simetri gösterir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Solucanlarda bilateral simetri vardır. Hücre dışı sindirim alev hücrelerinin boşluklarında gerçekleşir. Şimdi bakın bu boşaltım sistemi ile alakalı sindirim pardon e, evet sindirim sistemi alakalı değildir. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Kan ile vücut hücreleri doğrudan madde alışverişi yapar. Zaten baktığınız zaman vücut sıvısı e, buradan hücrelerle arkadaşlar doğrudan madde alışverişi yapıyor. Bu da doğru cevabımız denizli şıkkı olacak. 60. soru aşağıdakilerden hangisi hipotalamusun görevlerinden biri değildir? Hipotalamus deyince aklımıza iç denge gelecek. Kan basıncı ve kalp atışının ayarlanması bunu yapar iç denge için. Vücut ısısının düzenlenmesi bunu da yapar. <laughs> Su atılımının ayarlanması bunu da yapar arkadaşlar iç denge ile alakalı. Uterusun kasılarak doğumun kolaylaştırılması Hipotalamus. Şimdi hipotalamus'tan salgılanan bir hormon vardı, değil mi? Oksitosin hormonu. E, hipotalamus'tan salgılanıp hipofiz bezine gönderiliyor, oradan da kana veriliyor. Dolayısıyla bu da olur. Melatonin hormonunun salgılanması hipotalamus'un değil epitalamus'un görevidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı e, olacak. Geçelim şimdi eğitim sorularına. Birinci soruda diyor, ki arkadaşlar bir biyoloji öğretmeni sınıfından 3 öğrenci seçerek kanlarına anti A, anti B ve anti D uygulayarak tepkime sonuçlarını yukarıdaki tabloda belirtmiştir. Öğretmen öğrencilerinden 1, 2, 3 öğrencinin kan grubunu tayin ederek birbirlerine kan verebilenleri söylemeli istiyor. Buna göre öğretmen ifadelerini kullanan hangi öğrencilerin kan grupları ile ilgili kavram yanılgısı olduğunu belirtmelidir. Şimdi arkadaşlar öncelikle böyle çökelmeler olduğu zaman hangi mantıkla yapıyoruz şunu anlatayım ben size. Öncelikle tamamen mantığını anlatacağım bakın. A kan gruplu bir birey. Şimdi benim diyelim ki kan grubum A pozitif. A RH pozitif. Şimdi pozitifliğe isterseniz katmayayım ya da direkt A kan grubundan anlatayım. Şimdi benim vücuduma Hangi kan grubundan kan gelirse benim vücudu buna karşı tepki oluşturur. Şimdi ben burada A kan grubum ya, bana B kan grubundan kan verirlerse benim vücudum hemen ne üretmeye başlıyor? B'ye karşı üretilen antikor yani anti A'yı üretmeye başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi bakın B'ye karşı üretilen antikor anti A. Dolayısıyla benim kan grubum A kan grubuken benim Kan plazmanda da neler vardır? Anti A'lar vardır. O zaman hangisinde çökelme varsa kan grubu da ona aittir arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Bakın burada anti B'de ve anti D'de çökelme olmuş. Bu aynı durum RH içinde geçerli. Çökelme varsa pozitif yoksa negatif. B'de çökelme olduğuna göre birinci öğrenci nedir? B RH pozitiftir. İkinci öğrenci de hiç çökelme olmamış arkadaşlar. Sıfır negatiftir. E, üçüncü öğrenciye baktığımızda ise hem A'da hem B'de çökelme olmuş. A, B negatiftir. Şimdi bakalım. Birinci öğrenci demiş ki bir ve üçüncü öğrenci ikinciye kan verebilir. Şimdi arkadaşlar bir ve üç ikinciye kan verebilir mi? Veremez. Neden? Çünkü sıfır kendinden başka hiç kimseden kan alamaz. O yüzden bunda kavram yanılgısı vardır. Yani bunu söyle cevap olarak alacağız. İkinci öğrenci demiş ki 3. öğrenci 1 ve 2'den kan alabilir 3'e bakıyorum 3. öğrenci 1 ve 2'den kan alabilir mi diye Dursun bakalım ama arkadaşlar şimdi şöyle bir şey de var 3. öğrenci AB kan grubu ya 0'dan kan alabilir ama B'den kan alamaz dolayısıyla 1 ve 2'den 2'den e, kan alabilir 1'den alamadığı için Bunda da kavram yanılgısı vardır yani cevaplarınızdan biri olacak İkinci öğrenci demiş ki bir ikinciye kan verebilir. Bakıyorum üçüncü öğrencinin dediği doğru mu? Bir şey pardon dur bakayım. İkinci öğrenci bir ve ikinciye kan verebilir. Bakıyorum ikinci öğrenci birinciye de kan verebiliyor. Kendine de kan verip Yani kendi grubundan da kan alabiliyor. Bu yöre büyük ihtimal 3 yazacaklardı. 2 yazmışlar. Dolayısıyla bunda herhangi bir kavram yanılgısı yoktur. Bize kavram yanılgısı olanları sorduğu için cevabımız ne olacak? Cihan şıkkı olacak arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki biyoloji dersi öğretim programında proje tabanlı öğrenmeye önem verilmesi özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir? Bakalım. Öğrencilerin yaşam boyu karşılaştıkları problemleri bilimsel yolla çözmelerini sağlama bu olabilir, değil mi arkadaşlar? Sonuçta proje yöntemi nedir? Bilimsel yolla ilgili bir durumdur. Dolayısıyla bu olur. Proje tabanlı öğrenmenin uygulama, analiz, sentez düzeyindeki kazanımları kullanması tabii ki sebeplerinden bir tanesi de budur. Öğrenciler grup öğrencileri gruplar halinde çalışmaya sevk ederek işbirliğini geliştirmesi bunu da alırız arkadaşlar. Cevabımız edirne şıkkı olacak. 63. soru. Protein sentezinin ger gerçekleşme sürecine tra transkripsiyon olayından itibaren anlatmaya başlayan öğretmen Diyor ki bilgilerinden hangilerini ön bilgi olarak hatırlatmalıdır? Şimdi protein sentezini transkripsiyondan itibaren anlatıyor. Transkripsiyondan itibaren anlatıyorsa replikasyonu vermek zorunda mı arkadaşlar? Hayır değil mi? Replikasyon protein sentezinden bağımsız bir şeydir. Çünkü DNA replikasyonu DNA'nın kendini eşlemesidir. Transkripsiyonda DNA'dan RNA üretilmesidir. Ribozomun yapısı ve görevi bunu vermesi lazım çünkü protein sentezinde önemli. RNA çeşitlerini ve görevlerini de vermesi lazım çünkü her bir RNA kullanılıyor. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olacak. 64. Küresel ısınma konusunu anlatan bir öğretmen öğrencilerine küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmek için bireysel olarak neler yapabiliriz sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerin verdiği cevapları maddeler halinde tahtaya yazdıktan sonra aile ve yakın çevrelerinin daha sonra da ülke ve dünya çapında alabilecek önlemleri sormuştur. Biyoloji öğretmeni bu çalışmayı yaparken ilkelerinden hangilerine bağlı kalmıştır diyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ee şimdi ilk önce aileden başlıyor daha sonra nereye doğru gidiyor bakın uzağa doğru gidiyor o zaman yakından uzağa bu var Öğrenciye görelik. Şimdi öğrenciye görelik de burada vardır. Çünkü neden? Ee, öğrenciye uygun bir soru sormuş. Dolayısıyla bu da vardır. Öğrenciye görelik ama somuttan soyutayla ilgili herhangi bir şey yok. Çünkü hani elimizde somut bir şey soyutlaştırma gibi bir olay ve yok cevabımız ne olacak? Ceyhan Şıkkı olacak. 65. soru. Yaparak yaşayarak ilkesini belirleyen bir benimseyen bir biyoloji öğretmeni enzimler konusunu işlerken aşağıdaki çalışmalardan hangisini yapmamalıdır? Bakalım tükürük nişasta ve iot çözeltisinin kullanıldığı sindirim deneyleri düzenlemek bunu yapabilirdim sonuçta enzimlerle ilgili. Sınıf ortamında enzim içeren deterjanları kıyafetlerdeki leker üzerinde denemek. Evet yine enzimle alakalı yapabilir. Safranın yağlar üzerindeki etkisini gösteren deney düzenlemek. Bakın sonra açıklayayım dursun. Kıyma, kuşbaşı ve parça etin sindirim hızlarının karşılaştırılabileceği deney düzenlemek. Yine enzimle ilgili bir olay var arkadaşlar olur çiğ ve pişmiş karaciğerin hidrojen peroksit üzerindeki etkisini gösteren deneyler düzenlemek. Bu da olur arkadaşlar. E çünkü karaciğerde ne vardı? Katalaz enzimi. Katalaz enzimi hidrojen peroksiti sindiriyordu. Dolayısıyla bu da olur. Ama C şıkkı olmaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü safrada sindirim enzimi yoktur. Yani safra sadece yağları küçük parçacıklara ayırır. Enzimsel işlev görmez arkadaşlar. Fiziksel işlev görür. Dolayısıyla C şıkkını yapması uygun olmaz. 66. sorumuz. Nefes alıp vermeye etkileyen faktörleri öğrencilerine bilimsel süreç becerilerini kazandırarak aktarmayı hedefleyen bir öğretmenin aşağıdaki çalışmalardan hangisini yapması sonuçları diğer bilimsel bulgularla karşılaştırdığını gösterir. Bakın hepsini okuyacağız. Bunlardan hangisini diğerleriyle karşılaştırmış buna bakacağız. Solunumun sıcaklıkla olan ilişkisini gösteren deneyler yapması, nefes alıp vermeye etkileyen faktörlerle ilgili sonuçlar belirleyip tahtaya yazma, Nefes alıp verme ve kalp atışları arasındaki ilişkiyi gösteren tablo hazırlamak. Ortam neminin nefes alışverişini etkileme sonuçlarını matematiksel değerlerle belirlemek. Öğrencilere nefes alıp vermeyi etkileyen faktörleri deneyebilecekleri basit deneyler yapmak. Şimdi bize ne diyor? Diyor ki hangisini yaparsa sonuçları diğer bilimsel bulgularla karşılaştırır. Arkadaşlar benim sonuçlarımı diğer bulgularla karşılaştırabilmem için hepsini bir tablo gibi bir şeye yazmam lazım değil mi? Dolayısıyla burada en mantıklı cevap hangisi olacak? C şıkkı. Çünkü ne yapıyor? Nefes alıp verme ve kalp atışları arasındaki ilişkiyi gösteren tablo hazırlıyor. Yani diğer bulguları karşılaştırmış oluyor. Cevabımız C şıkkı olacak. 67. Bir biyoloji öğretmeni azot döngüsünü tahtaya çizdikten sonra döngüde yer alan canlılardan hangilerinin yaşadığı basamakları sorması konuyu diğer konularla bağlantılı hale getirdiğini gösterir. Şimdi azot döngüsünü tahtaya çizmiş o zaman azot döngüsünde hangi canlılar var bunu bilmemiz lazım. Arkadaşlar azot döngüsünde bir kere nitrifikasyon bakterileri vardır. Bu nitrifikasyon bakterileri kemosentez yaparlar. Nitrifikasyon bakterileri kemosentez yapan bakterilerdir. Daha sonra arkadaşlar mesela mantarlar yine bazı bakteriler vardır saprofitler. Saprofit bunlar ne yapar? Hücre dışı sindirim yaparlar değil mi? Şimdi prokaryot yapıda olanlar. Şimdi prokaryot yapıda olanları sorarsa bununla ilgili bir bağlantı kurmuş olur. Çünkü nitrifikasyon bakterileri prokaryottur. Yine saprofitlerin içinde de prokaryot olanlar vardır bu olur. Hücre dışı sindirim yapabilen saprofit olanlar hücre dışı sindirim yapar, bunu da alırız. Kemosentez ile besin üretebilen yine bunu da alırız arkadaşlar, çünkü nitrifikasyonlar kemosentez yapıyorlar. Fotofosforilasyon yapabilen e, azot döngüsünde bitkiler yok mu sonuçta? Bitkilerin azot döngüsündeki amaç nedir? Bitkilerin topraktan azot almasıdır. Dolayısıyla fotofosforilasyon yapabileni de sorabilir, diğer konularla bağlantılı hale getirir cevabımız şıkkı olur. 68. Bir biyoloji öğretmeni homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir kazanımına uygun olarak. Olay organlarından hangilerinin homeostatik işlevlerini tartışma yöntemiyle ince, incelemelidir. Şimdi böbreklerin rolünü belirleyecek arkadaşlar diyor ki organlarından hangileri diyor homeostasiye katkı sağlar. Bununla ilgili bir tartışma incelemelidir diyor. Şimdi zaten böbrekleri mecbur almak zorundayız değil mi? Zaten böbreklerin rolünü belirliyoruz. Şimdi deri arkadaşlar deri de yine bir boşaltım yaparak mesela fazla suyu terle fazla tuzu yine terleme yoluyla dışarıya atıyoruz. Dolayısıyla deri de homeostaside görev alır. Ee, akciğerlerde yine nefes alışverişlerde yine atıkların atılması karbondoksit atığının atılmasında işlev görür onu da alırız Dolayısıyla üçünü de e, kullanabilir arkadaşlar 69. sorumuz Fototropizma fotonasti kavramları ile ilgili ifadelerinden hangileri alan eğitimi çalışmalarında kavram yanılgısı olarak verilmektedir Şimdi bakın fototropizma nedir ışığa doğru yönelme olayıdır fotonasti ise ışığın varlığıyla veya yokluğuyla alakalı hareket değişikliğidir arkadaşlar şimdi diyor ki bitkilerin tüm hareketlerinde hormonlar görev alır şimdi bakın bu bir kavram yanılgısı neden biliyor musunuz çünkü e, hormonlar tropizma hareketlerinde görev alır ama nasti olayında bakın nasti ister fotonasti olsun ister diğer sismonasti falan olsun arkadaşlar Nasti olaylarında turgor basıncı etkilidir. Dolayısıyla tüm hareketlerinde hormonlar görev alır dersek yanlış olur. O yüzden bu bir kavram yanılgısıdır. Fototropizma ve fotonasti uyaranın yönüne bağlı hareketlerdir. Bakın tropizma uyaranın yönüne bağlı ama nasti uyaranın yönüne bağlı değildir. Uyaranın varlığı ya da yokluğuyla ilgili bir durumdur. Dolayısıyla bu da bir kavram yanılgısıdır. Fotonasti hareketinde hücrenin ışık etkisiyle turgor basıncında değişimin oluşması etkilidir. Zaten nasti doğru olarak açıklamış arkadaşlar. Bu doğru. Bize kavram yanılgısı olanları sormuş. 1 ve 2'de kavram yanılgısı vardır. Cevabımız C şıkkı olur. 70. soru bir biyoloji öğretmeni gen mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının sağlık ve ekonomiye katkısını irdelemek amaçlı olarak vereceği ödevde öğrencilerin üretimi başlıklarından hangilerini seçmelerini isteyebilir. Şimdi bakın gen mühendisliği ve biyoteknoloji. Bakalım. Şimdi aşıyı seçebilir mi? Evet. Çünkü aşı zaten biyoteknoloji ile üretiliyor. Antibiyotiği seçebilir mi? Seçebilir arkadaşlar. Gen mühendisliği, biyoteknoloji görev yapar. Interferon neydi? Interferon bizim hücrelerimizin virüslere karşı ürettiği proteinlerdi. Dolayısıyla bunu da alır. Interferonlar yapay olarak da üretilebilir. İnsülin zaten insülin hormon olarak üretiliyor arkadaşlar. Yine gen mühendisliğinden faydalanılıyor. Dolayısıyla dördünü de alabilir. Cevabımız Edirne şıkkı olur. 71. soru. Bilimsel alan dikkate alındığında aşağıdaki çalışmalardan hangisini yapan bir öğrenci diğerlerine göre daha üst düzey seviyede bir çalışma yapmıştır. Bakalım. Endemik bitkinin tanımını bilir ve yakın çevreden örnek verir. Şimdi burada tanım bilecek. Bir tohumun yapısını çizerek başlıca kısımlarını gösterir. Şimdi yapı çizme, kısım gösterme falan biraz da alt düzey gibi bakalım. Prokaryot bir hücre çizimi üzerinde kısımlarını gösterir. Şimdi burada çizim üzerinde gösteriyor. Burada kendi çiziyor. B, C'ye göre daha üst düzeyde. Kendi ekolojik ayak izini çıkararak alabileceği önlemleri belirler. Dursun. Aktif taşıma olayına vücudumuzdan örnekler verir. Şimdi burada da örnek verecek. Arkadaşlar burada en üst düzey hangisi? Tabii ki denizli şık. Okuduğunuzda zaten direkt anlıyorsunuz. Bir öğrencinin kendi ekolojik ayak izini çıkarması demek. İnanın bana biyolojiyi tümüyle anlamış olması demektir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olacak. Hem burada bilme kavramı işte basamakları gibi basamakları ben söylemiyorum. Çünkü ben de onları çok karıştırıyorum. Benim bu soruları çözerken arkadaşlar yaptığım şey şu. Eğer bana daha üst düzeyde bir çalışma soruyorsa... Okuyorum şıkta, şıklarda bana daha üst düzey geleni işaretliyorum. Umarım sınavda da böyle sorar. Hani hangisi kavramadır, hangisi bilmedir bununla ilgili bir eşleştirme gibi bir soru sormazsa daha iyi olur inşallah. Böyle bir şey sorar diye düşünüyorum. 72. Biyoloji ders öğretim programında deneylere özel bir yer verilmektedir. Yapılması beklenen deneylerin gerektirdiği araç ve gereçler genellikle kolay ulaşılabilir türdendir. Aşağıdaki biyoloji konularından hangisinde bir biyoloji öğretmeni fiziksel ve teknik sınırlılıklar nedeniyle video gösterimine veya afiş hazırlama gibi tekniklere başvurması gerekir? Bakalım. Dilin tat almadaki eşik şiddetini belirleme deneyi. Dursun bakalım. Memeli gözünün incelenmesi kısımlarının belirlenmesi. Şimdi zaten bunu kolaylıkla bulabilir değil mi memeli gözün arkadaşlar? Yine şu dilin tat almadığı eşik değerini belirleme yine öğrencilere çeşitli tatlar tattırarak bunu da yapabilir aslında. Öğrencilere renk körlüğü testinin uygulanması, renk körlüğü testleri var hani bu karışık böyle renkler içerisinde sayılar yazıyor. Onu da bulabilir. Farklı ortamlarda yaşayan hayvanların boşaltım ürünlerinin farklı olduğunun anatomik yapı incelenerek anlaşılması. Dursun bakalım. Pişmemiş tavuk bacağı, kaburgası ve omuru üzerinde Omurgalı kemiklerinin incelenmesi yani bunu da kolaylıkla yapabilir. Hani bir tavuk bacağı getirip de hani buradan yapabilir arkadaşlar ama denizli şıkkı biraz zordur. Çünkü farklı ortamlarda yaşayan hayvanları alacaksın onların anatomik yapılarını falan inceleyeceksin. Çok zor hani üniversite düzeyinde bile çok zor bir e, araştırmadır. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olur. Burada afiş hazırlama video gösterimi yapabilir. Diğer sorumuza geçelim. Sürdürülebilir kalkınmanın ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarını iç, içselleştirebilmeyi kendine hedef edinen ve bu konuda çalışmalara ve derneklere katılan bir öğrenci, biyoloji dersinin aşağıdaki anlayışlarından hangisine en uygun davranmış olur? Şimdi sürdürülebilir kalkınma diyor arkadaşlar burada. Ee, bu ne yapmış aslında bir nevi kendi böyle şey haline getirmiş nasıl diyeyim kişilik haline getirmiş diyebiliriz aslında. Bakalım. Bilim, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimin geliştirilmesi. Genelde bilimin özelde biyolojinin insan hayatındaki rolünü kavrama. Bilim tarihi ve bilim kültürünün geliştirilmesini ve geliştirmesi geliştirilmesi ve katkıda bulunma. Günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümü için en uygun yöntemi belirleyebilme. Bilimsel düşünce ve sonuçları rapor raporlayabilme ve sunma şimdi tekrar okuyorum bakın diyor ki sürdürülebilir kalkınma kalkınmanın ekolojik ekonomik sosyal ve kültürel boyutlarını içselleştirebilmeyi kendine hedef ediniyor dolayısıyla burada en uygun hangisi olur arkadaşlar Tabii ki aşıkkı ne yapmış bakın sürdürülebilir kalkınmayı bilim teknoloji ve toplumu çevreyle aralarında karşılıklı bir etkileşimin geliştirilmesini kendine hedef koymuş aslında dolayısıyla cevabımız aşıkkı olur. 74. soru. Aşağıdakilerden hangisi biyoloji ile ilgili 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılabilir bilinen bilen kişisel becerilerden biri değildir. Bakalım. Yakın çevrenin kirliliğinin giderilebilmesi için yaratıcı ve yenilikçi projeler üretme ve uygulama bu olur değil mi? Gayet 21. yüzyıl becerisidir. Hücre, beslenme, sindirim gibi biyoloji konuları ile ilgili yapılacak deneylerde takım çalışmasına istekli olma, bu da olur arkadaşlar. Biyoloji ile ilgili proje ödevlerini uygulama konusunda sorumluluk alma, bu da olur. Toplumsal, bilimsel ve teknolojik değişim ve dönüşümlere karşı geleneksel yöntemleriz. Bakın. Şimdi şuraya kadar güzeldi ama geleneksel yöntemleri savunma olayı 21. yüzyıl becerilerinde kazandırılması gereken bir olay değildir arkadaşlar. Ne yapacak? Daha teknolojik yöntemleri savunacak. Çünkü 21. yüzyıl demek teknolojik dönem demektir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olacak. Biyolojinin tartışmaya açık olan evrim, biyoteknoloji, genetik mühendisliği gibi konularında analitik ve eleştirel düşünceye sahip olma E şıkkı da olur ama denizli şıkkı olmaz. 75 ve son sorumuz artık. Öğrencilerinden bitki ve hayvan hücrelerini mikroskopla inceleyip hücreler arasındaki farklılıkları tespit ederek sınıftaki diğer öğrencilerine rapor etmelerini isteyen bir öğretmen. Aşağıdaki bilimsel süreç becerilerinden hangisini geliştirmeyi hedeflemiştir? Şimdi ne yapıyor? Bitki ve hayvan hücrelerini mikroskopla inceleyecek hücreler arasındaki farklılıkları tespit edecek arkadaşlar ve bunu öğrencile diğer öğrencilere sunacak. Şimdi hipotez kurma burada hipotez kurma yok değil mi? Teori geliştirme de yok. Deney yapma da yok arkadaşlar. Burada ne yapıyor? Mikroskopta inceliyor. Burada ne var? Gözlem yapma var. Bitki ve hayvan hücrelerini mikroskopta inceliyor. Gözlem yapıyor ve sunma var. Daha sonra diğer öğrencilere sunuyor. Cevabımız denizli şıkkı olur. Böylece Dördüncü denememizi de bitirmiş olduk. Sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.